Problem yok değil mi ekran? İlk vakamız, ilk iki vakamız Lokman Hekim Üniversitesi'ndendi ama hocamız ameliyatta olduğu için daha sonra katılacak. Osman Hocam, eğer müsaitseniz, eğer uygunsanız sizinle başlayacağız. Teşekkür ederim Kadri. Buyurun lütfen hocam. Şimdi bu hasta 72 yaşında bir erkek hasta. Şikayeti karnında şişlik, ağrı, kilo kaybı, halsizlik gibi bir yakınması yok. 2 yıl kadar önce 3 gün süren kusması olmuş. Ve bu dönemde gittiği doktorlar tarafından tetkik edilmiş ve o dönemde bir pankreas kisti tanısı almış. Genel durumu iyi olan, başka bir şikayeti olmayan bir hasta. Özgeçmişinde inguinal her onarımı var. Alkol kullanmıyor. Düzenli kullandığı bir ilaç yok. Soy geçmişi ve fizik muayenesi de normal. Laboratuvar tetiklerine baktığımız zaman bütün tetikleri normal sınırlarda. CA19-9, CA dahil, karaciğer fonksiyon testleri. Bir anormal değeri yok. Şimdi hastanın teşhisi ilk 2019'da konuyor. Ben de bu hastayı ilk olarak 2019 yılında gördüm. Pankreasta 6-7 adet en büyüğü kuyrukta 9 milim olan kistleri vardı ve izlem önerdik hastaya. Sonra bundan sonra hasta belli aralıklarla MR çekiliyor. Onları birazdan Devrim Hoca bize özetleyecek. Ama özetle 15 milim olan kistler var safra kesesinde, dağınık yerleşimli. Evet. Şimdi hastada kafaları karıştıran konu şu olmuş. 2019'da yapılan bir EUS'ta pankreas kuyruğundaki kistin çapı 20 çarpı 16 olarak hesaplanmış. Diğer radyoloji testlere göre biraz daha büyük. Burada yapılan sitolojide de tanısal gelmemiş. Pek bir şey söyleyemiyorlar ama kist sıvısında CA19-9 100 bin üzerinde ve CA'sı da 632. Yani kist sıvısında bu yükseklikler olunca hastanın takip edildiği merkezde ameliyat önerilmiş hastaya. Şimdi bu da en son yapılan MR'ı. MR'ında yine pankreasta farklı lokalizasyonlarda işte Mart 2020'de yapılan MR. Birçok kist var. Tabii endoskopik ultrasonla örtüşmüyor bunlar. Daha küçük. Raporunda işte bir kısım kistlerde öncekine göre hafif bir büyümeden söz ediliyor ama yeni ortaya çıkmış bir şey yok. Evet. Şimdi özetleyecek olursam belirgin yakınması olmayan, 2 yıldır izlemde olan, kistlerde belirgin büyük boyut artışı olmayan ama kist sıvısında CA ve CA19-9'un çok yüksek olduğu bir hasta. Hastayı izleyen merkez ameliyat önermiş. Ben ameliyat tarihlisi olmadım hastada. Konseyle tartışalım, arkadaşlarımızın da fikrini alalım diye önerdim. Tedavisiz izlem yönündeyim. Ek tetkikler yapalım mı? Cerrahi tedavi önerelim mi? Bu CA19-9 yüksekliği nedeniyle. Burada tartışılması önerdim. Hastayı izleyen hocamız Ömer Hoca Kayseri'den sanıyorum toplantıda olacaktı. Belki Ömer Hocamızın da düşüncelerini alırız bu hastayla ilgili. Peki, teşekkür ederim hocam. Evet, Devrim hocam. Bu hastanın görüntülerini görebilir miyiz? Kerim hocam, problem yok değil mi? Evet. Herkese iyi akşamlar tekrar. Ekran paylaşımında bir problem var mı? Yok hocam, görebiliyoruz. Tamam. Şimdi bu en son
bu yıla ait MR görüntülerini paylaşıyorum. Biraz önce Osman abinin paylaştığı en büyük pankreas kuyruk kesimindeki kisti görüyorum. Kist var. Bunlar T2 ağırlıklı kesitler. İkisinin içerisinde herhangi bir bu görüntüde, bu sekansta bir solid komponent veya duvarda kalınlaşma izlenmiyor. Kontrastlı serilere bakacak olursak da yine kistin herhangi bir mural nodülü veya bir anormal kontrastlanması yok. Küçük kistlerde de öyle bir durum seçmiyoruz. Bu da geçen seneki MR görüntüsü. Yine kistler benzer görünümde. Pankreatik kanalda herhangi bir dilatasyon yok. Yine boyun ve baş kesimindeki daha küçük kistleri görüyoruz. Bu bahsedilen EUS eşliğinde aspirasyon yapıldığı söylenen kuyruk lokalizasyonundaki kist 2019'daki de bundan farklı değil. Yani bu radyolojik görüntülerle boyutu, görüntüsü itibariyle takibe devam diyebileceğimiz bir görüntüsü söz konusu. Ancak işte bu yapılan ince aspirasyonda tümör markalarının yüksek gelmesi biraz kafa karıştırıcı olmuş. Ama hala 2019'dan beri benzer bulgular içermesi ve çok tehlikeli bir görünümde olmaması nedeniyle hala takip edebileceğimiz bir görüntü gibi duruyor. Başka ilk söyleyeceğiniz bir şey var mı Devrim Hoca? Yok. Şimdilik teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Devrim Hoca'nın sözü bitirmesiyle birkaç tane el birden kalktı. Murat Hocam buyurun lütfen. İyi akşamlar herkese. Şimdi bu tümör belirteçlerinin yüksekliğini biraz doğru yorumlamamız gerekiyor. Çünkü CA19-9'un bir kere tanısal hiçbir değeri yok pankreas kistlerinde. Karsinoembriyonik antijenin yüksekliği ve KRAS'ın yüksekliği müsinöz karakterde bir kist olduğunu gösteriyor. Ama malignite lehine bize bir ipucu veren bir kriter değil. Yani çok sayıda olduğunu ve bu biyokimyasal araştırmalarında sonuçlarını göz önünde bulundurursak bu yandal IPMN gibi gözüküyor. Onun lehine duruyor. Ben de Osman Hoca ile aynı fikirdeyim. Aktif izlemin yanında yer alırdım ben de. Teşekkür ederim Murat Hocam. Söz vermeden önce Osman Hocam hatırlatmıştı. Kayseri'den Gaziantep Hocam, Ömer Hocam listede göremedim ama burada mı acaba? Ben atlamış olabilirim. Değil herhalde. Mustafa Kerem Hocam buyurun lütfen. Şöyle müsinöz bir neoplazi bu. KRAS pozitifliği ve CA19-9'un yüksek olmasının çok bir önemi yok bu tümörlerde. 100 bin değeri yüksek gibi gözüküyor ama tanısal bir değeri yok. Bu müsinöz neoplazi ve takiplerinde de herhangi bir boyutsal büyüme yok. Malignite yönünde de bir bulgu yok. Ben de Murat Hocam gibi takip etmeyi öneririm. Yani vaka sanki bir yandal IPMN gibi duruyor. Takipte de herhangi bir büyümesi olmadığı için takip edebiliriz diye düşünüyorum. Peki hocam. Kaan Hocam buyurun lütfen. Kaan Karayatın Hocam buyurun. Ben bu endoskopik ultrason işine takmış bir insan olarak bilmiyorum gastroenterologlar var mı dinleyenler arasında ama çok sıkıntılı bir konu. Türkiye'de pankreasta herhangi bir yerde yani bir şeye, işte ne diyeyim nerede olursa olsun bir patoloji çıktığında çok konuyla alakalı olmayan hekim arkadaşımız endoskopik ultrason yapılsın diye gönderiyor. Bu çok böyle moda olmuş bir durumda. Çok büyük sıkıntı var çünkü diyelim ki Ankara'da veya başka illerde de benzer işte yani 100 tane MR merkezi varsa 3 tane endoskopik ultrason yapan insan var. Bu insanlara ulaşmakta çok büyük sıkıntı çekiyor hastalar.
çok gereksiz yere isteniyor. Yani burada da gördüğümüz gibi, hani bunu bir örnek olarak göstermek amacıyla söylemiyorum ama sonuçta böyle bir hastanın endoskopik ultrasonografi ihtiyacı olduğu kanaatinde değilim ben. Çok rahatlıkla radyolojik ve klinik kararlarla takip edilebilir. Ben de Mustafa'ya, Osman'a katılıyorum. Bunlarla ilgili diyecek bir şey yok. Ama Türkiye'deki çok büyük sıkıntı bu endoskopik ultrasonla ilgili olarak konuyla ilgili olmayan hekim arkadaşlarımızın çok yoğun bir şekilde bunu talep etmesi ve bunun bir şekilde önüne geçmemiz lazım. Çünkü hastalar mağdur oluyor. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Muharrem Hocam, ek katkınız olur mu? Merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Sesim geliyor herhalde. Evet hocam. Ben de Kaan Hocam aslında konuyu açtı. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı kaygılarımı ifade edecektim. Bu hastayı radyolojik olarak takip edebilirdik. Yani o zaman kimse de bize bunu niye takip ediyorsunuz diye yorum yapmazdı. Yani şeye geliyor. Yani amiyane bir tabirle cehalet mutluluktur diye bir ifade var. Şimdi bu hastada bunu yaptığınız zaman prevalin bir lezyon olduğunu aslında ispat etmiş, patolojik olarak, laboratuvar olarak ortaya koymuş durumdayız. Şu anda premalin bir lezyona takip karar vermek durumundayız. Bence bu riskleri hastaya izah edip tercihi biraz ona bırakmakta fayda var. Yani bu hastaya cerrahi de uygulansa kimse niye uygulandın diyemeyecek şu aşamada. Takip kararı da verilebilir. İşte hastayla ortak bir karar vermemiz gerekiyor. Ama EUS yapmasaydık, çünkü o kadar çok geliyor ki gerçekten kendi kliniğimizde de başka merkezlerden ya da daha normal hizmet hastanelerinden, birinci basamak hastanelerden daha iyi. İşte buna EUS yaptırır deyip gönderilen hastalar var. 1 santimlik işte kistler, 8 milimlik kistler vesaire diye o kadar çok EUS geliyor ki. İşte bunları bir şekilde hastalara ikna edip işte takip protokolüne almaya çalışıyoruz bir şekilde. Ama şu anda müsinöz kistodrom, dediğim gibi yanda da IPMN muhtemelen, premalin bir lezyon, işte düşük de olsa bir kanser riski var. Hastalara bunu izah edip işte ortak karar vermeye gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Acar hocam, son kez sizden görüş alayım. Buyurun lütfen. Ben de katılıyorum. Şimdi buradaki esas problem yani EOS'un çok sık yapılması yanında bir de çekilen MR'ların kalitesizliği ve bunlara daha önemlisi raporlayan radyologların rapor yazarken biraz ne etliye ne sütlüye karışmak istememeleri. Yani bunun çok kolaylıkla bence hani iyi bir MR değerlendiren radyoloğun yandal IPMN olarak tanımlayabileceğini, bu işte yani endişeye yol açacak elementlerin içermediğini raporda belirtebilir ve bunu değerlendiren hepatobiliyar cerrah ya da bu işten sorumlu olan hekim kolaylıkla bunu takip önerebilir ama hem yapılan çoğu merkezdeki MR'ların kalitesinin düşük olması hem de radyologların yani çok tanımlamaktan kaçması bu lezyonların sonuçta bu hastaları bence gereksiz biraz EUS'a itiyor. Bu da işi biraz daha karmaşık hale getiriyor. Yani böyle ortada dolaşan bir sürü hasta haline geliyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Şu noktada şey takip eden hocalarıma şey sormak istiyorum. Hani hasta gözünden bakarak izleyen diğer cerrah arkadaşları örnek olması için takibi ne sıklıkla yapalım? Mustafa hocam, siz ne dersiniz? Ne zaman ne isteyin? Bir yılda hiç büyüme olmamış. Yani bir yıllık takip yeterli olabilir buna. Çünkü yaklaşık 1,5 yıl önce çekilmiş. Şu anda hiçbir büyüme yok. Bir yıl sonra yaptığımızda da herhangi bir sıkıntı yoksa bu arttırılabilir bu süre. Peki hocam. Kemal hocam, siz ne dersiniz? Hocam sesiniz gelmiyor. Kemal hocam. Kemal hocam düşmüş olabilir. Peki. Osman hocam, öneriler takip yönünde. Genel gruba tekrar sormak istiyorum. Hani eğer bu tek bir lezyon olsaydı, çok fark eder mi bilmiyorum ama hastalığım 60 küsur yaşında. Genç hasta olsaydı cerrahi düşünecek bir hocam var mıydı? Yani distal pankreatektomi yaparım diye. Yani şöyle söyleyeyim. 2 santimin altında olduğu için takip ederdim bu vakada. Manite riski var. Hatta tek kist değil, çoklu yandal IPMN kistlerinde manite riski biraz artıyor tek kiste göre.
2 santim ile 3 santim arasında hastanın lezyonun lokalizasyonu ve hastanın cerrahiye fit olup olmaması önemli. Yani bu hastada ben takip ederdim genç de olsa. 2 santimin üstüne çıkınca ya da bir farklılık görünce endişe edici faktörler görülürse cerrahi düşünürdüm. 3 santimin üstünde olsa doğrudan cerrahi önerirdim. Peki, teşekkür ederim hocam. Osman hocam, sizin ek bir katkınız olur mu? Bak, teşekkür ederim bütün arkadaşlar, hocalara. Ben de benzer düşüncelerdeydim. Çok faydalı oldu. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Eğer müsaade ederseniz Diyarbakır'a geçmek istiyorum. Evrim hocam, ekranı alabilir miyim? Sıradaki vaka Ankara Şehir Hastanesi bizim klinikten Emre arkadaşım sunacak. Buyur Emre. Tüm değerli hocalarım, hepinize iyi akşamlar. Umarım sesim geliyordur. Geliyor Emre. Bizim vakamız 55 yaşında erkek hasta. Hastanın şikayeti bulantı, kusma, sarılık. İstanbul'dan başvuran bir hasta. Öyküsü 2 ay önce başlayan bulantı, kusma ve sarılık şikayetiyle gelişiyor. İlk başvuru dış merkezde safra kesesi tümörü ön tünesinde tarafımıza refer edilen bir hasta. Öyküsünde hipertansiyon, diyabetes mellitus ve kronik böbrek hastalığı var. Geçirilmiş bir apandektomi cerrahisi var. Dış merkezde yapılan hastanın başvuru tomografi, ultrasonografisinde safra kesesi tümörünü tama yakın dolduran, kesi anterior duvarının invaz ederek karaciğer pankreasına doğru ilerleyen yaklaşık 73x47 mm boyutunda ölçülen heterojen hipoidik solik kitlesel bir lezyon saptanmış. İntrahepatik safyaları belirgin bilete, periodok proksimal segmenti 12 mm çapında ölçülmüş. Ve hastanın oradaki laboratuvarında total verimi 4.56, direkt verimi 4.36 olarak saptanmış. Bakılan CA19-9 seviyesi de 280 olarak bulunmuş. Hasta ardından bizim hastaneye refer edildi. Bizde bakılan ilk laboratuvar sonuçlarında beyaz küresi 7700, hemoglobin 16, trombosit 246.000, transaminazları 102-69, ALP'si 409, YT'si 1176, bilirubin değeri 3.6, totali 2.4 direkt değeri, kreatin değeri 1.49, GFR'si 52, ENR'si 1.1, CA19-9'u 35.7, serolesi negatif. İlk görüntüm olarak yaptığımız trifazik batın BT'de safra kesesi fundus corpus proksimal kesiminde lümeni tama yakın dolduran yaklaşık 34x52 mm boyutunda ve bununla ilişkili süperiyordur segment 4 aya uzanım gösteren yaklaşık 52x55 mm boyutlarında benzer karakterde heterojen densitede post kontrast incelemelerde heterojen kontrastlanan kitle lezyonu saptandı. Bu tanımlı kitle lezyon içerisinde ve çevresinde 60 farklı vasfizasyon bulgusu saptandı. Görünüm tümörle uyumlu olarak düşünüldü. Ayrıca karaciğer sol lobda daha fazla olmak üzere her iki lobda intrahepatik safhada ileridir dilate izlendi. Sol hepatik kanaldan ana hepatik kanala ve sonrasında koridor proksimal kesimine kadar uzanan en kalın yerinde duvar kalınlığı 12 metreye varan anüler tarzda difüz post kontrastın genelde kontrastlanan tümörle uyumlu duvar kanık artışı izlendi. Karaciğer hiler ve kusura bakmayın, çok özür dilerim, yanlışlıkla bastım. Evet, karaciğer hilal ve gastrohepatik periportal alanda büyüğün kısa aksı 6 mm ölçülen çok sayıda lentoda izlendi. Bu trifazik beti görüntüler sonrası volumetrik inceleme yaptık. Esasen bu hastaya genişletilmiş sağ hepatik planlamamızın sebebi sağ hepatik arterde aldığımız yorumda invaz olduğu şeklindeydi. Total karaciğer volümü 2678 cc, segment 2-3 volümü 755 cc olarak saptandı. 96 kilo bir hasta. %28.19 hepatiklom oranı ve fissürlenme fiber volümleri body weight oranı da 0.78 olarak saptadık. MR görüntüleme ve MRCP görüntüleme de gerçekleştirdik. Emre, istersen sadece pozitif olanları söyle. Devrim Hoca zaten olacak. Tabii ki. Yine burada primer lezyon 58x51 mm boyutunda ve yine 4B'ye taşıyor. Yine intrahepatikler invazide ve periportal 29x10 mm boyutunda büyümüş lentotları mevcut. Karaciğer kontürleri biraz düzensiz. Kronik karaciğer hastalığını ekart etmek için kalacağını düşündüğümüz segment 2-3'ten bir sağlam karaciğer biyopsisi yaptık.
Burada bir kronik karaciğer bulgusu saptandı. Sadece büyük safra lobostomi bulgular saptandı. Ardından hastaya kolonjiografi 8 Nisan'da gerçekleştirdik. Safraları ileri derecede dilate olan hastaya soldan PET-TK yapıldı. Sağ posterior dalın soldan açılmakta olduğunu gördük. Segment 4 dalı izlenemedi. Duodenum oluşarak intern eksternal biliyer direnç kata yerleştirildi. Ve hastaya bilirim değerleri düştükten sonra portal hemodinamik işlem planlandı. Aradan bir 12 günlük süre geçti çünkü bu hasta zaten KB açtı, bir AB hata yaşadı. Ardından bir 12 gün sonraki laboratuvar değerleri şu şekilde. Beyaz kül 12 bin, bilirubinin en son değerimiz 1.0 toteli, 0.7 direği ve güncel GFR'si 22, kreatinin 3.06 olarak saptandı. Biz yine hemodiyerizi de göze alarak rezeksiyon planlaması için bir kontrol tirfazik BT 21 Nisan'da gerçekleştirdik. Fakat bu BT'de segment 4'teki kitlenin sol portal venede temas ettiğini, invazyon şüpheli olduğunu gördük. Akademide yaptığımız PTK kontrolünde sağ hepatik safra yolları dilat olduğu için sağ posteriordan PTK yapıldı. Dilate dal hilusta baskılıydı. Dar segment geçerek sağ posteriorda internal eksternal takıldı. Daha öncesinde sola takılmıştı. Karaciğer santriyondaki kitleden de biyopsi yapıldı. Bu biyopsiye bağlı bir kanama komplikasyonumuz gerçekleşti. Bunu durdurmak için bir anjiyografi segment 4 arterinde dolum gösteren yer koille embolize edildi. Hastanın güncel laboratuvar değerleri şu şekilde. Beyaz küresi 13.000 CRP'si 15, kanaması durdu. Transaminazlar 54-34. En son güncel bilirimin değerleri bir önceki slide'da kaldı. 0.7 totali 0.5 direği. Kreatini güncel 1.41. Başlangıçta sağ portal ven embolizasyonu planlayıp genişletimli sağ hepatikten 2-3 kalacak şekilde planladığımız bir hasta şu an güncel durumda. Sol portal vende invazyon şüphesi var. Bundan sonra ne yapabiliriz diye bunu danışmak istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Evet, Devrim Hocam. Bu hastanın CD'lerinde bir problem yaşamıştık ama görebilecek miyiz hocam yoksa bekler miyiz? Bu Buyurun hocam. Yok, paylaşacağım şimdi. Tamam. Bu hastayla ilgili ek bir bilgi vereyim. Bizim Akrişehir Hastanesi'nden bir radyoloji hocamızın da yakını. O yüzden hani şartları zor olacak şekilde hastaya yardımcı olabileceğimiz ne varsa onları düşünmeye çalıştık. Buyurun Devrim Hocam. Önce iş girişim yapılmadan önceki safra yollarının durumunu gösteren MR görüntülerini bir paylaşmak istiyorum. Evet, bu segment safra kesesi lümeni içerisinde şu şekilde kitleyi görüyoruz. Bu kitle safra kesesi dışına doğru, karaciğer parenkime doğru uzuyor. Segment 4B ve hatta biraz da segment 5'e taşar tarzda. Safra yollarındaki dilatasyonu görüyoruz. Bu safra yollarındaki dilatasyon birkaç farklı özellik de barındırıyor. Bu kitle şu noktada segment 4 intrahepatik safra yollarına doğru uzanıyor. Artı hilustan ana hepatik kanal ve koledor doğru da şu şekilde uzanıyor. Yani koledor doğru da uzanımı söz konusu. Yani hem bu yaygınlığı hem de işte safra kesesi primeri komorbiditeleri nedeniyle hala cerrahi zorlanacak olsa da kole doğru da bir rezeksiyon gerekiyor cerrahi sınır pozitifliği için. Zaten segment 4 safra yolunun tutulu olması ve sol portayı da biraz sonra BT'de daha iyi göreceğiz. Olması nedeniyle de zaten olacaksa da bir sol lobektomi olacak. Bu da yine benzer MR görüntüleri, dilate safra yollarını görüyoruz.
burada öncelikle sol taraftan yapılmış bir bilyar drenaj sonrası elde edilmiş BT görüntüsü. Sol lobtan yerleştirilmiş bilyar drenaj kateri. Segment 4 safra yollarının distalindeki yine dilatasyonu görüyoruz ve bunun içerisindeki kitle. Ayrıca bu kitlenin hiler düzeyde bir darlığa sebep olması nedeniyle sağ lob safra yolları da dekompresi olmamış durumda. Şurası yine kitle kontrast tutulumu gösteren safra kesesi lümeni içinden karaciğer parankim içerisine doğru uzanan kitle ve bu kitlenin infundibulumdan hilusa doğru uzanan kısmı şu şekilde devam ediyor. İçinde kateteri görüyoruz. Ve bu noktada da şu sol portal ven, şurası sol lob intrahepatikis safra yollarına uzanan kitlenin kısmı, bu hilustaki kısmı, sol portal venle bifurkasyon düzeyindeki yakın ilişki, yine sağ sol ayrım yerinde ikisinin arasına oturmuş kitleyi bu şekilde görüyoruz. Biraz önce bahsedildi, bu sağ hepatik arterde bu kitleyle gerçekten çok yakın bir ilişkide. Hemen onların posteriorundan geçiyor. Yani burada eğer biraz önce bahsettiğim faktörler göz önüne alınacak olursa bütün her şey riske edildikten sonra bu hepatik arterle ilgili çok bir tereddüt olmayabilir diye düşünüyorum ben. Yani burada beni açıkçası daha az rahatsız eden bir görüntüde portal vene safra yollarıyla olan ilişkisine bakacak olursak. Artı bir de biraz önce de bahsedildi. Çok patolojik gözükmemekle birlikte portal hilusta vena kaba komşuluğunda da küçük füziform, öncelikle benim olduğu düşünülen lenf notlarını da görüyoruz. Evet, şu aşamada Kadir, benim söyleyeceklerim bunlar. Eğer soru olursa söz alırım tekrar. Mutlaka rezektabilite ile ilgili birkaç soru olacaktır hocam. Murat hocam, buyurun lütfen. Ben kolanjiyografi mevcut mu? Onun görüntülerini görebilir miyiz diye soracaktım. Ya sizi ve bizi böyle çok aydınlatacak bir kolanjiyo görüntülerine ulaşamadım açıkçası. Onun için özellikle MR görüntüleri üzerinden kolanjiyoya detaylı vurgu yapmak istedim. Burada bu hastanın filmlerini değerlendiren Sarper Hoca'yı da davet etmiştik ama Sarper Hoca burada mı? Veya MRCPC varsa MRCPC'sine bakmamız mümkün olabilir mi? Ama MRCP ile ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Vallahi onu da şimdi direkt biraz önce MRCP görüntüleri yerine hizmet edecek o görüntüleri gösterdim ama o MIP görüntüleri görmek istiyor herhalde hocamız. Ben onu şimdi buradan bir tekrar bulmaya bir çalışacağım. Yani aslında ifade etmek istediğim şey şu. Tam olarak bası yerini ve sağ ve sol hepatik kanalın işte ne kadar tutulu olduğunu görmek anlamında sormuştum ben. Tam gözümde canlandıramadım çünkü. Görüntüler gelirken Kaan hocam, buyurun lütfen. Kaan hocam, bir katkınız olur mu? Buyurun lütfen. Evrim hocam, buyurun.
kapalıydı herhalde. Konuşabilir miyim? Hah, Kaan Hocam buyurun lütfen. Yani niye sol lateral segment tektomi üzerinde duruluyor? Çok da bir radyoloji yorumu yapılıyor. Değerlendiren arkadaşlar da bizden daha iyi değerlendirmişlerdir ama niye sol extended hepatektomi veya işte sol hepatektomi uygunluğu konusunda niye tereddüt oldu onu anlamakta zorlanıyorum ben. Yani sağ hepatik arterle ilgili kaygı nedeniyle olabilir belki. Evet hocam, o konuya ben cevap vereyim. İlk başta bizdeki radyolojik yorumunda sağ hepatik arterin tutulu olabileceği belirtildi. Biz de o yüzden hastanın sol iki üçüne kanalize olduk. Hatta volüm ölçümlerinde ona göre yapıldı. Hatta embolizasyon planlanabilir dendi. Ama takip sürecinde hastanın işte böbrek fonksiyonlarının bozulması, yeniden tomografi çekilmesi, yeni tomografide sol portalının olması planları değiştirdi. Yeni yorumlar getirdi. Sonuçta tabii radyolojide sağ hepatik arter tutulma olması bir kaygı yaratıyor ama sonuçta intraoperatif bulutlarla preoperatif radyoloji arasında biraz bir farklılık olduğunu biliyoruz. Yani şu aşamada artık embolizasyon yapmayacağız denecek durumdaysa hastaya eksploratris laboratuvarında eğer öyle bir karar alınırsa yani sonuçta sol tarafı çıkartıcı bir ameliyat planı daha anlamlı gözüküyor bence. Evet hocam. Son noktada sol porta zaten tutulu gözüküyor. Yani solda bir işimiz yani solu kurtaracak durumumuz kalmadı. Sağ arterde de Devrim Hoca'nın dediği gibi biraz daha güvenli gözüküyor gibi. Mustafa Hocam buyurun lütfen. Aslında benim sorumu Kaan Hoca sordu. Yani bu hastaya sol hepatektomi çok daha uygun. Sağ tarafı kurtarabiliriz. Ondan dolayı buraya odaklaşsak daha iyi olur diyecektim. Kaan abiye katılıyorum. Sağ ol hocam. Volkan Hocam buyurun lütfen. Volkan Hocam. İyi akşamlar. Ben sadece prognozla ilgili bir yorum yapmak istedim. Genelde safra kesesi kanserlerinin gidişatını pankreasındakinden çok daha iyi gibi değerlendiriyoruz ama orada şöyle bir durum var. Safra kesesi kanserleri de erken evre gelebiliyor. Sıklıkça erken evre geliyor. Yani gördüklerimiz aslında daha ziyade T2 oldukları için eğer breakdown edilir, kırılırsa farklı evrelere T3 ve T4'ün Çinlilerle yaptığımız bu konuda çalışmalar da var. Aslında median servisi 9 ay, 7 ay gibi çok kısa süreler. Yanlış anlaşılmasın, ben bu hasta benim yakınım olsa ameliyat edilmesini isterim tabii ki. Ama yani servi olarak maalesef bu kadar advanced bir kanserse bayağı da safra kesesi yine dediğim gibi çok öyle kötü değilmiş izlenimimiz var ama böyle bir hastada maalesef bayağı agresif gideceğini hazırlıklı olmak lazım. Teşekkür ederim. Mehmet Ali Hocam buyurun lütfen. Mehmet Ali Uzun Hocam buyurun. Hocam mikrofonunuz kapalı. Bakmayın açtım. Şimdi ekstra hepatik safra kanalıyla ilgili bir çekincem var. Yani tümörle bir devamlılığını göremedim. Lenfatik bir şey de değil de sanki oranın primeri gibi bazen hem kese hem safra kanalı birlikte eş zamanlı tümör olabiliyor. Eğer öyle ise bu sefer de distal cerrahi sınırda temiz bir yer göremedim. Yani bizi hepatopankreatoduodenektomiye sürükleyebilir mi acaba? Ona radyolojik açıdan bir daha detaylı bakabilir miyiz? Peki hocam. Devrim Hocam, koledoğu söylemiştiniz distale doğru ama distalde temiz cerrahisini sağlayabileceğimiz bir alan gözüküyor mu filmlerinde? Koledoğu doğru ilerliyor distale ama. Şöyle göstereyim. Hocam onu sorar yanlış anlamadığı için. Evet. Biraz önce Murat Hoca da bahsetmişti. Şu görüntüleri ona da özellikle bir tekrar vurgulamak istiyorum. Şöyle kolanjiyografi bu bizmut 3B gibi değerlendirebileceğimiz bir
hiler obstrüksiyondan bahsedebiliriz burada. Sağ ana kanalda böyle anastomoz için uygun mesafe var gibi duruyor. Segment 4'e ve segment 4 dalına uzanan ve sonra da distal kolya doğru uzanan bir kısmı var. Koledok distali şurada iyi gözüküyor. Yani intra en distal kesimine gelmeden önce, ama onun öncesinde şu kısım kalınlaşması söz konusu. Yani benim hissiyatım pankreatektomiye gerek olmayabilir. Teşekkür ederim. Kemal Hocam buyurun lütfen. Slaytların başında şey denilmişti, sağ posterior sola açılıyor diye. Ama şimdi şeyde MR'da gördük artık öyle bir şey olmadığını. Sanırım sağ hepatektomi, extended hepatektomi düşüncesi bir kısmı da oradan gelmiş olabilir. Benim sorum şimdi aydınlandı. Sağ olun hocam. İlgin hocam buyurun lütfen. Ben bir iki şey söyleyeceğim. Bir de esas radyoloji için bir şey soracağım. Şimdi birincisi bu hastaya hele böbrek sorunu varken tomografi çekilmeyebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü tomografinin verdiği bütün bilgiler premovisli bir MR'dan da elde edilebilirdi. Yani burada diyaliz riskini göze aldık tarzında bir yoruma katılamıyorum. Böyle bir risk alınmamalı zaten. Bir de şeyden önce biyopsi sonra PTK yapıldığını gördüm. Bazı şöyle şeyler oluyor. Kolestatik karaciğere biyopsi yaparsanız oradan batına safra sızıyor. Onun için önce PTK yapıp daha sonra biyopsi yapmak genellikle daha iyi olur veya eş zamanlı olarak. Hani onu da bir teknik not olarak ileteyim. Şimdi esas tümörün yayılımı ile ilgili bir sorun var. Şöyle ki, şimdi fundusta bir tümör var. Bu tümör sanki dördüncü segment safra yoluyla ilişkili gibi gözüküyor. Ve aslında bakarsanız tümör sanki bir papiller tümör gibi oradan ta aşağı doğru gitmiş gözüküyor. Değil mi? Yanılıyor muyum? Yani şimdi safra kesesi tümörü diyoruz ama dördüncü segment, yani bu mesela kitlenin bir hilusa basısı veya lenf nodu obstrüksiyonu gibi değil anladığım kadarıyla. Yani dördüncü segment safra yoluyla fundustaki tümörün ilişkisinin üzerinden bir daha geçebilir miyiz acaba? Bu daha çok şöyle olduğunu söyleyebilirim ben. Bu kitlenin fundustan karaciğer parankimi içerisine uzandığı ve karaciğer parankimi içerisinden de parankim invazyonu nedeniyle safra yollarına invazi olduğu segment 4 safra yollarına invazi olup sonra oradan da koledoğa doğru uzandığını söylemek mümkün. Anladım. Kadir'cim benim videoyu açamıyorum. Ben bir şeyler söyleyebilir miyim? Hocam buyurun lütfen. Ben telefonla bulamadım video açılma şeyini. Affedin. Estağfurullah. Şimdi benim safra kesesi tümörleri hele hilusa doğru parankim içinden büyüyen tümörleri drenaj olarak düşünürsek lenfatik ve vasküler tümörün safra kesesinin drenaj yollarını hani 4B5 biz zamanında hep 4B5 rezeksiyonları deriz. 6'ya da aslında 5-6'ya doğru daha çok sağa yatan tümörler. Safra kesesi tümörleri. Yani çoğunda da safra kesesi tümörlerinin böyle T3 T4 evrelerinde olanlar da extended sağ yapılmasının nedeni de cerrahi sınırların ve hani daha çok solu bırakacak şekilde sağa akma veya lenfatik drenajı veya metastatik şeyini içeride öyle yaptığı düşünülen tümörler. Yani sol hepatektomi safra kesesi tümörleri için hani bu düzeydeki bir tümör için hilusa doğru portaya doğru basmış her iki tarafı invaze etmiş safra yollarını. Yani sol hepatektomiyle buradan cerrahi temiz ya da gördüğünüz öyle olabilir ama yani doğası gereği uzun dönem şey sağlayacak bir cerrahi çıkmaz diyebiliyorum. Yani hep böyle bir extended sağın domine olduğu bir şeydir sağ hepatektomi. Ama burada
sağ eksen de sağlık bir yer var mı? Onu bilemiyorum. Yani sol bu kadar şeyken söyleyeceklerim bu kadar. Yani yetmeyebilir. Sol hepatektomi ya da sol extended bile yetmeyebilir diye düşünüyorum. Metastatik drenaj şeylerini düşünerek. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Hocam sol porta sol tetiklerinde tutuluydu. Onu tekrar hatırlatayım. Son iki şey yapayım. Murat Hocam tekrar söz istemişsiniz. Buyurun. Yani benim söylemek istediğim şeyler aslında aynı yere geliyor. Yani sol genişletilmiş yapılabilir mi? Kolanjiyi onun için iyi değerlendirmek lazım. Yerimiz var mı? Safracımız. Bir de şu hepatik arkan embolizasyonu yapılırken sadece dalı embolize edildi değil mi? Yani ana trank yapılmadı. Hayır. Hepatik arter embolizasyonu yapmışsınız kanama için. Kanama için yapıldı sadece. Pardon. Ama o ekstra vazo olan dalı sadece değil mi? Evet, BT'de evet, açık evet. Gözüküyor ama. Evet hocam. Sağ hepatik arter açık yani. Evet. O embolizasyondan sonra BT tetkikimiz yok. Embolizasyon en son yapılmış işlem. O da sola yapılmış zaten. Ya biraz önceki yorum yapan hocamızdan ben biraz farklı düşünüyorum. Ben bu hastada sol genişletilmiş hepatik rezeksiyonun yeterli onkolojik temizliği sağlayacağını düşünüyorum. Eğer kanalımız varsa anastomoz yapacak yeterince. Osman Hocam siz ne dersiniz? Teşekkür ederim Kadri. Sağ olun. Yani ben bu hastada benim hastam olsa bir cerrahi müdahale düşünmem. Yani bu radyolojik görüntüler, safra kesesi tümörlerinin biyolojisi, hastanın eşlik eden sorunlarını göz önüne getirdiğimde beni cesaretlendiren bir yönü yok. Solu koruyabilecek bir şey gibi gözükmüyor. Sağ konusunda da bu açtığımızda segment 5'i invaze etmiş olacak. Yani büyük ihtimalle olacak. Segment 5'i de çıkartmamız gerekecek. 6-7'nin kalacağı bir ameliyat ne kadar safra kesesi cerrahi kanser için bize sağ kalma avantajı sağlar? Tereddütlerim var. Ben bu hastanın ameliyat edilmemesi gerektiği yönünde düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Kaan Hocam, buyurun lütfen. Sedat'a kısmen cevap vermek istiyorum. Yani hastaları böyle şablon bu safra kesesi kanseridir. O yüzden bunlara sağ hepatektomi, sağ ekstendit hepatektomi yapmak lazımdır diye değerlendirmek çok doğru değil. Hastanın anatomik durumuna bağlı. Yani burada hastanın segment 4'ünde tümörü varsa evet bu yani safra kesesi kanseridir. O yüzden sol hepatektomi yanlıştır demek doğru bir yaklaşım değil. Anatomik yaklaşım gerekiyor. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Muharrem Hocam buyurun lütfen. Merhabalar. Ya felsefi olarak şehir Koray Acar'ın bir lafı vardır. Safra kesesi tümörü preoperatif tanı konuyorsa inoptur diye yorum yapar. Yani kötü prognostik olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu hastada benim bir iki tane sorum var. Birisi internal eksternal drenaj kateteri duodenuma kadar ilerletildi diye bir yorum yapıldı. Doğru mu bilmiyorum. Yani orada koridor içerisinde bırakılması daha doğru bir yaklaşım olurdu. Bu hastada mesela septik komplikasyon yaşadınız mı? Safra kültürlerinde şurada burada. Yani bir kreatinin yükselmesini sadece kontrastan bağladık yoksa o enfeksiyon komplikasyonu gelişti mi? Yani o gözle bir değerlendirmek lazım. İkincisi bu hastada diyabet pozitif böbrek yetmezliği var. Yani detaylı bir kardiyak değerlendirme yapıldı mı? Yani MPS'si, anjiyosu ya da şeyle yani majör bir cerrahi kaldırabilecek durumda mı? Yaşı sanırım çok ileri değil. O gözle bakıldı mı onu değerlendirmek lazım. Teknik detaylara katılıyorum. Bu hastanın başlangıç aşamasında direkt senaryoyu sol zaten küçükmüş yani o görüntüde. Yani ilk değerlendirmede de çok böyle majör bir tatminkar bir volüm göstermiyor gibi değerlendirdim. Ama sağ lobu tam tersine oldukça geniş ve sağ posteriorda sanki yer var gibi. Senaryo o şekilde kursaydık belki daha bir sonuç alabilirdik diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Burada bir hatırlatma yapayım. Solun volümü %28, sağınki nerede? Yani 6-7'nin, segmentli 6-7'ninki %50'ye var. 1402'ye çıktı. %50'ye kadar varan bir volümü olacak. Emre, hocamızın sorularını söyleyeceğin bir şey var mı? Bildiğim kadarıyla enfektif komplikasyon olmadı hastanın. Her iki biliyer direnç kateteri ikisi de internle uzatılmıştı. İkisinin de ucudu ödenene kadar uzanıyordu. İlk PTK'dan sonra bir septik komplikasyon olmadı. Ama en son bu hastanın klinik kötüleşmesi bir
PTK sonrası ciddi günde 2 litre varan PTK drenajı oldu. Biraz ondan sonra bozuldu. Hani belki miktar volüm kaybetti, ona bağlı gelişti. Bir de bu ikinci klinik kötüleşme de biyopsi sonrası, kanaması sonrası oldu ve yoğun bakımda hala takip ediyor bu hasta. Yani şu an performans çok iyi gerçekten hastanın. Patoloji sonucu ne çıktı? Patoloji sonucu daha çıkmadı hocam. Yani şeyden alınan, kitleden alınan soruyorsunuz değil mi? Oyunuz yok hocam. Vakada çok fazla söz isteyen oluyor ama affınıza sığınacağım. Misafirimiz olduğu için Nuri Hoca'ya söz vermek istiyorum ben, affınıza sığınarak. Buyurun. Çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Estağfurullah. Benim düşüncem burada santral hipotektomi de yapılabilir bu hastaya. Ameliyat sırasında bunun kararı verilecek. Bir bunu söyleme isteğiyle. İkincisi de bu hastada bu hocalardan da söyledi. Papilyar paternli kolon geçirilirse ya da düşünülebilir. Zaten koledokunda bayağı distalına kadar uzamış bir kitleden söhbet gelirse bu papilyar paternli kolon geçiriler de olabilir. Onlar da kolaylıkla koledoktan çıkarılabilir. Rahat bir üzüm salkımı kimi olur. Bir esası olur. Bir uzanırlar. Küçük bir manipülasyonla onları çıkartma olur. Benim düşüncem ameliyat edip ameliyat sırasında karar vermek. İlk sırada santral hipotektomi ve koledoku değerlendirmek. Teşekkür ederim hocam. Hocalarım, söz isteyen hocalarım var ama şöyle yapalım. Vaka sahibi olarak Birol Hocam'a söz vereyim. Belki onun söylediklerinden sonra sorularınızı yanıt almış olabilirsiniz. Hız kazanmış olursunuz. Birol Hocam buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Şimdi, bu hasta bir hekim arkadaşımızla yakınıydı. Ve tarihlere bakarak gelecek olursanız en son tomografiyi çekmeden önceki tetkiklerinde herhangi bir sol portal vende bir tutulum yok. Bu hastanın ilk grafilerde sağ hepatik arter invazyonu düşünüldü. Olabilir dedik. O yüzden sağ hepatektomi genişletilmiş, sağ hepatektomi üzerine gittik. Aynı zamanda yine bunun portal yapısına da baktığınız zaman sağ anterior portalın sola açıldığını yine görebilirsiniz. Daha sonra bu hastaya işte en son damar ilişkilerini değerlendirmek için bilmiyorum. İlgin hocam MR yeter dedi ama damar ilişkilerini biz MR'la değerlendiremiyoruz. O yüzden bir tomografi ihtiyacı oldu. Bir evet kreatinin sınırdaydı. Gerekli önlemleri aldık ama yine de hasta yakınına bunun yükselebileceğini de söyledik. Kendi aramızdaki konseyde de tartıştığımız zaman bir trifazik tomografisini görmek istedik en son halini. En son halini gördüğümüzde de zaten kararımızda daha fazla değişiklik yaptık. Şimdi bu her ne kadar bu görüntüler böyle olsa da gerçek her zaman biliyorsunuz sizler de cerrahsınız ve bu görüntülerle uyuşmuyor. O yüzden biz son planımız olarak şunu planladık. Eğer hastanın gelen durumu da el verirse genişletilmiş sol hepatektomi planladık. Arteri önce disek edeceğiz, ortaya koyacağız. Yapabilirsek bu şekilde ilerleyelim istedik. Sonra ben safra kesesi tümörüne yani bir şey yapmam diyenlere ben katılmıyorum. Şu anda elimizdeki en iyi sonuç yapılabiliyorsa rezeksiyondur. Hatta biliyorsunuz ilk başta paraaortikler bile bir negatif endikasyon kabul edilirken bugün onlar bile artık kabul edilmiyor. Yapılabilirse cerrahiyle bu hastalarda yani ortalama survival kısa da olsa yine en iyi survival'ın cerrahiyle olduğunu biliyoruz. Durum bundan ibarettir. Hepinize katkılarınız için teşekkür ederim. Başka bir sormak istediğiniz soru varsa bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışın. İlgin Hocam buyurun lütfen. Ben kısaca ifade ettim. Nuri Hoca çok daha güzel anlattı. Yani bu hastada sonunda yazdım da zaten. Hani burada dördüncü segmentten aşağı uzanan ama intrabiliyer seyreden bir kitle var. Bir de safra kesesi tümörü var. Yani bir santral rezeksiyon, safra yolunu açıp acaba sarkan bir şey var mı bakmak. Yani bunları ameliyatta tabii karar vermek lazım ama yani o yönünü ciddi düşünmekte fayda var. Belki de iki tane patoloji var hastada, bunu bilemiyorum.
Nur Hoca çok daha güzel anlattı. Yani aynı fikirde olduğumu söylemek istedim. Teşekkür ederim hocam. Mehmet, Kadir'e bir şey ekleyebilir mi ya? Buyurun hocam. Devrim hocam, yani bizim şeyimiz, Sarper Hoca kitlenin giderek koloduğa girdiğini söyledi. Ayrı patoloji gibi söylemedi. Siz ne dersiniz o konuda? Bence de kitle koloduğa giriyor. Evet. Koloduğa mı, dördüncü segment safra yolundan aşağı mı? Evet, ama aynı kitlenin de şu arada, bir de şuradan göstereyim, bir arter fazla kontrast tulumu var. Belki şurada biraz önce MR'da gösterdim. Şurada daha iyi seçebiliriz. Bu kitlenin fundustan karaciğer içerisine giren kısmı şu şekilde segment 4'e uzanıyor. Biraz önce MR'da da gösterdim. Burada BT'de şu kontrast tulumu olan bu kitle ve parankim içerisinden segment 4 safra yoluna ve oradan koloduğa uzanıyor. Yalnız kitle hipervasküler, dördüncü segment ve koledoğun içindeki değil. Yani öyle bir de değişik bir görüntü var değil mi? Biz tabii ekrandan bakıyoruz onun için. Yok, segment dördün içindeki de hipervasküler. Öyle mi hocam? Tamam. Evet. Yani o zaman yani intrabiliyer giden parankim invazyonu hani portal ven boyunca yap, yani dördüncü segment safra yolu ve koledoğun içiyle sınırlı bir tümör olasılığını göz önüne almak gerekebilir. Bu durumda hani cerrahi yaklaşım ameliyatta değişebilir diye öneride bulunuyoruz. Bu tabii bir danışma toplantısı. Bir de biz ekrandan gördüğümüz kadar öneride bulunabiliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Hocam şöyle yapalım. 3-4 tane söz isteyen hocam var ama vaka çok vaktimizi aldı. İsterseniz burada affınıza sığınarak sonlandırıp diğer vakaya geçelim. Her gün görüşelim. Ben bir öneride bulunabilir miyim? Volkan hocam, patolog olarak eminim biz cerrahlardan farklı bir şey söyleyecektir. Hocam, buyurun Volkan hocam. Şöyle çok kısa, kusura bakmayın o zaman, hakikaten bu hastada aslında pankreatobiliyere mal junction varsa kolodakt dilatasyonu, papiller gidiş her şeyi açıklayabilir. Safra kesesi kanserlerinin %8-10'unun pankreatobiliyer mal junction'a bağlı olduğunu biliyoruz. Belki artık bundan daha sonra, toplantı sonrası Devrim Hocam o boyutuna bakarsa o sizin cerrahi yaklaşımınızı da değiştirebilir. Genel patolojinin dağılımındaki gariplikleri de açıklayabilir ve onu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Volkan Hocam, biz teşekkür ederiz abi, katkılarınız için. Peki Mehmet Ali Hocam, kısaca alabilir miyim katkınızı? Buyurun. Yine hoparlörünüz kapalı hocam. Evet, vakanın sıkıntıları var tabii. O artık yeterince tartışıldı. Ben genel görüş olarak safra kesesi tümörlerinin bazen lokal agresif seyredip N0 olduğu durumlarda uzun sürgüler elde ettiğimizi belirtmek istedim sadece. Yani bu safra kesesi tümörü ise işte bir sıfır mağlup başlamış değiliz. Yani o şeyden biraz sıyrılalım istedim. Buna çok benzer bir vakada sağ tri segmentektomiyi hazırlayarak yaptığımız bir hasta. Sanırım 22 ay falan nüksüz yaşadı. Toplamda da 28 ay. Bu hastalar için iyi bir sürvi. Yani lokal agresif ama N0 bir vakaya denk gelirsek ki bu da olabilecek bir şey, bence zorlamak lazım. Teşekkür ederim hocam. Murat hocam, lütfen siz de kısaca alalım. Hocam hoparlör. Ben İlgin Hoca'nın söylediklerine farklı olarak bir şey söylemek istiyorum. Bence bu hastaya ne ameliyat yapacağımız ameliyat öncesinde karar vermiş olmamız lazım. Yani ameliyat sırasında bu kararı ameliyat bulgularımıza göre değiştirmek, hani onkolojik prensipler dahilinde yaparsak eğer, bizim bu hastada R1 rezeksiyon olasılığını minimuma indirmemiz lazım. Biz buradan R1 ile artık çıkmamamız lazım. Santral hepatektomi bunu bize vaat etmeyebilir. Zaten klasikinlerde de genişlettiğimiz sağ ya da sol düşünülmesinin ana nedeni bu. Radyal ve uzunlamasına sınırlı negatif elde etmek. Yani ben bu hastaya ameliyata girdiğimde eğer karsinoma tuzu yoksa
ameliyat öncesi ne ameliyata karar verdiysem onu yapmayı düşünürdüm ameliyat sırasında. Hocam teşekkür ederim. Bu vakayı takip edip zaten bizim klinimizde sonuçlarını size bildirmeye çalışacağım. İzle izle diğer vakaya geçeceğim. Evet hocam, ekranı aldım. Bir sonraki vakamız Azerbaycan Tıp Üniversitesi Cerrahi Kliniği'nden. Buyurun hocam. İyi akşamlar tekrardan değerli hocalarım. Sunacağım hasta 66 yaşında erkek hasta. Boyu 1.76, kilosu 81, beden kitle indeksi 26. Hastanın şikayetleri karında epigastral bölgede ağrı, karında batında gaz birikimi, genel diskomfort şikayetlerinden ibarettir. Öyküsünde 2020 Aralık ayında COVID-19 enfeksiyonu kapmış, tedavi almış. Tedaviden 2 ay sonra 2021'in Şubat ayında karında epigastral bölgede ağrı ve genel diskomfort şikayetleri başlamış. Hasta bu dönemlerde bir sıra muayenelerden geçmiş, ultrason, diğer kan tahlilleri bize geldi. Bilgisayarlı tomografi yaptırdık, kontrastlı. Bu sırada pankreasta 5x4 santimetre ölçüde kitle, vasküler yapılara yakın, sağ sürenelde kitle aşikarlandı. Hastaya üst endoskopi yapıldı, gastrit tanısı konuldu. Hastaya tarafımızdan pankreas perikutan biyopsisi yapıldı. Biyopsi sonucunda seroz çistik adenom geldi. Kesitlenen, incelenen kesitlerde malignite izlenmediği raporu geldi. Hastanın kan tahlillerinde total kan sayımında bir kenara çıkma yok, normal. Karaciğer fonksiyon testleri normal. Onkomarkerleri S19 ve normal. Enfeksiyonları negatif. Hastaya ne yapalım? Teşekkür ederim. Devrim hocam, pankreas başında, pankreasta kitle. Biyopsi var. Seroz kist adenom demiş. Evet, pankreas boyun kesiminde hemen splenik ven, portal ven birleşim yerinin hemen anteriorunda splenik veni yaylandıran şu şekilde uzun aksı 5 santimetreyi bulan BT'de de böyle mikrokistik görünümü andıran, açıkçası santral sıkarı net seçilemeyen, yani olup olmadığını söyleyemeyiz burada. Vasküler yapılarla ilişkisi açısından bir cerrahiye engel bir durum oluşturmayan bir kitle lezyonu söz konusu. Ayrıca karaciğerde kuvvetle muhtemel basit kistlere ait segment 4'te 2 adet lezyon var. Sürenel'deki de adenom ile uyumlu görüntüleme bulguları. Acaba ince in aspirasyon biyopsisi genelde yapılır ama turukat yapılmış olabilir mi? Ön tarafa biraz yakın, boyutu da büyük, belki öyle bir tercih olmuş olabilir. Turukat mı yaptık biyopsiyi? Turukat yaptı. Turukat yapıldı, evet hocam. Turukat tamam. Biyopside evet. Malignite incelenme, aşikarlanmadı. Tamam. Evet. MR'ını görebilmiş olsaydık bu kistik yapıları, mikrokistik yapıları hakkında belki daha net bir bilgi verebilirdik ama bu haliyle de bu seroz kist adenom tanısını bu görüntüleme bulguları da destekliyor, evet. Peki ek bir şeyiniz yok herhalde hocam. Yok abi. Peki, teşekkür ederim. Güralp hocam, söz aldığınızı görüyorum. Buyurun lütfen. Çok iyi akşamlar. Hocam çok özür dilerim. Biz bunu bu hastanın başından pankreatik kanser kimi düşündük açıkçası. Vasküler yapılara da çok yakın olduğu için intermediate evre kimi kabul ettik. Dedi önce bir kemoterapi alsın, sonra buna rezeksiyon yaparız. Kemoterapi yapılabilmesi için biyopsi de gerekirdi. Ondan dolayı biz buna biyopsi yaptırdık. Peki yani hocam. Biyopsi. Teşekkürler. Sağ olun. Güralp hocam, buyurun lütfen. İyi akşamlar. Başka bir toplantı olduğum için birazcık ilk vakaya geç katıldım. Şimdi
Bu hastada endosonografi yapıldı mı acaba? Evet hocam, endosonografi yapıldı. Orada midede bir patoloji, kitle veya diğer bir patoloji bir durum aşılanmadı. Gastrit, pulvit. TPS negatif. Yok yok. Mideye değil yani şey. Endosonografi yani midede. EUS yapılmadı evet. Hocam. EUS yapılmadı. Özür dilerim, ben gastroskopi. EUS yapılmadı. Yok yok, rica ederim, rica ederim. Sizde EUS yapma imkanınız var mı? Var hocam. Aslında yani bu hastaya EOS öneririm. Çünkü şu an bir şekilde bu hastanın anladığıma göre şikayetleri de var. Yani bu bir semptomatik bir durum, doğru anladıysam. Hocam Şubat ayında bu epigastralde bir ağrı, bir genel diskomfort, böyle bir şikayetler başlamış. Covid tedavisinden 1,5 ay sonra, yaklaşık 2 ay sonra bu şikayetler meydana gelmiş. Yani daha önceleri hiçbir ağrısı falan olmamış. Bir özellikle özgeçmişi de yok. Ameliyat veya bir yer veya. Çünkü bunu birazcık böyle daha çok emin olmamız lazım. Yani sonuçta seroskürs adına onlara tabii ki herhangi bir cerrahiye gerekmiyor. Onları takip edilmesi gerekiyor. Ama bundan emin olmamız lazım. Ben birkaç hafta önce bir buna benzer ama birazcık lokalizasyonu değişik olan, daha çok kuyrukta olan bir hastayı ameliyat ettim. Takiplerde 2 sene hep IPMN olarak geçiyordu. Ve bir şekilde yapılan EUS'la da bile, aspirasyonlara da bile musim gözükerek en sonunda semptomatik olduğu için çıkarttık. Çünkü geri kalan kuyrukta pankreatiti vardı. Ama sonuçta ne çıktı? Bir anda çok şaştık. Seroskistik adenom çıktı. Ve o zamana kadar her zaman IPM olarak geçiyordu. O yani birazcık yanıltabilir. O yüzden yani bu hastayı iyi bir şekilde elimizdeki olan tetkiklerle taramamız gerekir. Teşekkür ederim hocam. Kemal hocam buyurun lütfen. Söz aldınız gördüğünüz önce mi? Yani Erhat Hoca, Güralp Hoca birazcık söyledi. Söylemek istediğimi. EUS yapma imkanı yoksa en azından MR, dinamik MR yapabiliriz. Seroskist adenom tanısını biraz olsun ortaya koyabilmek için. Tabii bir de ameliyat kararı 4 santimden sonra semptomatik olma eğilimine giriyor seroskist adenomlar. Fakat artık malignite açısından bir premalign lezyon olmadığı, maligniteye dönmediği konusunda hemen hemen bir fikir birliği var. Semptom gerçekten bu kistense o zaman bir cerrahi düşünülebilir. Ama muhtemelen MR yaptırıp kararı kesinleştirmek lazım. Teşekkür ederim hocam. Elvin hocam bir iki soru var. Chat katından yazıldı. Gördünüz mü bilmiyorum. Hocam, gördüm. Sıvı örneğinde sadece patolojisi var. Sıvı örneğinde diğer biyokimyasına bakılmamış. Markerları da yok. Adım kan tahlillerinde markerlar C19 ve C-YA'sı vardı. Peki, onlara teşekkür ederim. Murat hocam sizin katkınız olur mu bu hastaneye? Şimdi ben bir noktayı kaçırdım sanırım. Zaten hastanın tanısı var. Hani baştan ne yapılsa iyi olurdu diye mi konuşuyoruz şu an, yoksa şu andan itibaren mi? Çünkü ince iğne değil, trukat biyopsisi var. Ha, bu onaylarız ya da onaylamayız. Bana göre çok doğru bir tanısal yaklaşım olmamış. Ama elimizde seröz kist adenom tanısı var trukat biyopsiyle. Sanırım kist duvarından alınmış bu da. Artık bu dakikadan sonra tanısal bir çalışmaya ihtiyaç var mıdır? Güralp Hoca bir şey der misin? Bir şey söyler misiniz? Az önce yanıltıcı olabilir dediniz ama patolojiye güvenelim mi? Bence şimdi sonuçta önceki hocamız da bunu söyledi. Kemal Hoca'ydı galiba. Bir şekilde bu hastaya aslında boyut olarak ve herhangi bir şikayet olarak cerrahi gerekebilir. Ve ben bir seroskürt adenom tanısı önceden de var ise başka bir şey belki olabilir mi diye ve her semptomatik ise yani bunu elimde olmasını isterim. Yani bir şekilde çünkü Kemal Hoca da dediğimiz gibi biz belki bu hastada ameliyata kadar gidebiliriz. Yani elimizdeki yani aslında trukat biyopsi seroskürt adenom için standart şey değil. Murat sanırım bunu sen de biliyorsun. Yani bu bir şekilde burada MR ve endosonografi bir standarttır. Ve o yüzden de standartları uygulayarak ilerlersek iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Birol hocam buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Bence de artık bu hastanın tanısı var. Sarılığı yok. Pankreatit yok. Müpem bir şikayeti var.
Bunlarda kanser olasılığı %1 civarında diyebiliyoruz. Yani biz klinik olarak bu hastaya hiçbir şey yapmayız, takip ederiz. Teşekkür ederim hocam. Birer cümleyle hocam tekrarlayın. Kemal hocam buyurun lütfen. Acaba patoloji raporunu bizimle paylaşabilirler mi? Volkan Hoca da buradaysa. Boyamalar gerçekten Seroski Stadyum tanısını kesin koyduruyor mu? Yani orada biz emin miyiz o tanıdan? Hani... Volkan Hocam söz istemişsiniz zaten. Siz söz evet. Şimdi şöyle, Seroski Stadyum aslında turuk alp biyopsiyle teşhis konulması için en ideal lezyonlardan biri. Tabii ki kistik lezyonlarda aslında trukat olmuyor, başarılı olmuyor ama çok Seroski Stadyum bu konuda çok farklı. Aslında kist adenom diyoruz ama biliyorsunuz o kistik görmesi ama çok genellikle mikrosistik ve yüzlerce kist olduğu için trukata gelebilen bir doku tipi o. Ve aslında teşhisini ince iğneden koymak hemen hemen imkansız. Çünkü ince iğneye gelen materyalde hiç hücre düşmüyor. Öyle ilginç, değişik bir durumu var Seroski Stadyum'ların. Trukat yapılması o açıdan çok iyi olmuş tesadüfen. Ve genellikle de teşhisi çok zor değildir. Seve seve bakarız tabii patolojiye gönderilmesi istenirse. Boyalar çok faydalı değil. Maalesef çok böyle spesifik güvenilir boyaları olmuyor onun. Çok yaygın immünohistokimya tecrübemiz var o konuda. Daha çok ama morfolojiyle teşhisi çok zor olmayan bir lezyon. H&E boyasına bakarak söyleyebiliriz. Arzu edilirse de seve seve bakarız. Teşekkürler. Hocam, Kadir Hocam izniniz olursa bir şey söylemek istiyorum. Bu hastada evet. İlk önce biyopsinin sonucunda neoplastik bir proses geldi. Sonra immünohistokimya istendi. İmmünohistokimyanın sonucunda serosistik adenom malignite izlenilmemiştir. Sonucu geldi. Yani böyle bir immünohistokimyadan sonra geldi bu sonuç elimize. O biraz beni endişelendirir. Çünkü spesifik immünohistokimyası onların aldatıcı boyutları var. Eğer H&E'de ya da morfolojide onu düşünmeden sonradan ona gidildiyse onu bir tekrar değerlendirmek gerekebilir. Peki patolojinin o zaman yeniden değerlendirmesi gerekecek gibi bir şey çıkıyor. Mustafa Hocam buyurun lütfen. Radyolojik olarak bu hasta MR'la birlikte değerlendirildiğinde muhtemelen Seroski Stadyum biyopsi de o şekilde söylüyor. Doğrular diyorsunuz. Evet, doğrular. 4 santimetrelik bir lezyon çok büyük bir lezyon değil. Ben takip ederdim. Hatta bir sene sonraki takiplerinde aynı boyuttaysa takipten bile çıkartırdım. Peki Volkan Hocam Volkan, siz konuştunuz. Başka etik katkısı olan hastam hocam yok herhalde. Ervin Hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey olur mu? Öneriler bu şekilde. Teşekkürler hocam. Çok sağ olun değerli biçileriniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Sizi burada görmek bizi mutlu etti. Sağ olun. İzledim siz. Fatih Hocam burada mıdır? Burada Fatih Hocam. Peki. Hocam müsaadenizle bir slaytlarda başa döneceğim. Fatih Hocam'ın iki hastası olacak. Buyurun Fatih Hocam, siz dinliyorsunuz. Fatih Hocam hoparlörü duymuyor sanırım. Şimdi duyabiliyor muyuz? Evet hocam. Tamam. Geciktiğim için özür dilerim. Ameliyatta biraz geciktim o nedenle ama bu kısımda yetişebildim. Bu birinci hastamız... Bundan 5-5,5 ay kadar önce bir başka merkezde Klaskin tümörü tanısıyla sol hepatektomi, ekstra hepatik safra yolları rezeksiyonu ve hepatikojejinostomi ameliyatı uygulanmış olan bir hasta. Onun dışında bildiğimiz bir özgeçmiş yok. Belirgin başka bir şey yok. Değiştirelim. Kardeşim. Hastanın bize geliş şikayeti ameliyattan bu yana antibiyotik kullanıyor olması. Ve antibiyotiği bıraktığı zaman kolanjit atakları geçirdiğini ifade etmez. Tipik kolanjit geçiriyor hasta. Ameliyattan sonra hep oral antibiyotikte kalmış. İki kez de hastaneye yatarak IV antibiyotik tedavisi almış. Ama ilginç bir şekilde karaciğer fonksiyonlarında hiçbir bozukluk yok. GGT, ALP tamamen normal. Bilirubin zaten normal. Yani laboratuvar olarak hiçbir problem yok. Ama kolanjit atakları geçiren bir hasta ve sürekli antibiyotikte kalmak zorunda kalan bir hasta. Aynı zamanda bu hastaya
Ameliyattan 1,5 ay sonra oral kapasitabil başlamışlar. Adjuvan olarak bunu alması gerektiğini, almazsa hastaların yükseleceğini söylemişler ve hasta buna inanıyor. Ve bu doğrultuda da hiçbir şekilde kemoterapiyi bırakmak istemiyor. Bir yandan da böyle bir durum söz konusu. Devam edebiliriz. Şimdi bu hastaya ben Kadri'ye az önce görüntülerini de gönderdim. Girişimsel radyolog arkadaşımızla değerlendirerek acaba bir şey yapabilir miyiz dedik. İsterseniz tomografi MR görüntülerini, MR spi görüntülerini gördükten sonra o konuda da konuşalım. Teşekkür ederim Fatih abi. Devrim hocam buyurun. Evet, hastanın BT'sinden başlayacak olursak sol lobektomi yapıldığı anlaşılıyor. Safra yolları biraz belirgin gözüküyor tüm segmentlerde. Herhangi bir hepatik ojejinostomi anastomas attığında bu dilatasyonu açıklayacak herhangi bir kitle görüntüsü göremiyorum burada. Portal venöz sistem açık. Hepatik arterinde bir problem yok. MR'ına bakacak olursak. Normal T2 görüntülerde yine bu gördüğümüz tübüler hiperintens yapılar biraz belirgin gözüküyor. Böyle bir dilatasyondan bahsedeceğimiz bir görüntü söz konusu değil belirgin bir dilatasyondan ama safra yollarını seçebiliyoruz. Bu MRCP görüntülerini de gösterecek olursam. Şurası hepatik ojejinostomi hattı. Bunlar anterior segment, anterior segmental safra yolları. Burası da posterior. Anastomos hattında bu safra yollarının birleşeceği noktada darlığı düşündüren görüntü var açıkçası. Bazı hastalarda, vücut yapısı uygun olan hastalarda ben bu hastaya bir de MR'ına baktıktan sonra açıkçası ultrasonla da bakmak isterdim. Bazen ultrasonda bize gerçekten tahmin edemeyeceğimiz faydalı görüntü verebiliyor. Bazı uygun hastalarda zaten ama şu MRCP görüntülerine bakınca klinikle birlikte değerlendirdiğimizde ya bu antibiyotik tedavisine ya devam edecek ya da bir perküten biliyer girişimine başlamamız gerekir diye düşünüyorum. İkisinden biri, başka da bir seçenek yok herhalde. Peki, teşekkür ederim Devrim Hoca. Adri, tomografi görüntüsünü bir açabilir miyiz? Ya da Devrim Hoca. Devrim Hoca. Segment 8 ile ilgili ben şöyle nazane değerlendirdiğimde yani bakın orada segment 8'de 2-3 tane evet oldukça belirgin, diğerlerinden daha belirgin ve sanki hepatik ojejinostomiye ulaşmayan şeyler görüyor safra yolları. Ve bu hastanın hikayesinde şöyle bir şey de var. 4-5 ayrı anastomoz yaptım diye. Devrim Hoca bunu sormuştu zaten filmlere bakarken. İçten fazla anastomoz var mı diye. Evet, o safra yolları Fatih Hocam sizin de söylediğiniz gibi evet benim de o görüntülerde dikkatimi çekti. Birden fazla anastomoz olup o her anastomozun da ayrı ayrı darlığıyla karşı karşıya kalabiliriz. Dediğiniz gibi o anterior segmentler orası da belirgin gerçekten ve yine biraz önce şurada gösterdiğim zaman da o da şuraya denk geliyor. Evet. Burada da
onun birleşmediğini görüyoruz. Ama posterior segmentin de çok birleştiğinden emin olamadım mı? Yani o da şurası böyle. İlave bilgi vereyim müsaade ederseniz. Buyurun. Girişimsel radyolog arkadaşımız buraya bütün görüntüleri üzerine tekrar konuştuk ve hem posterior sektöre hem segment 8'e herpeten olarak girdi. Posterior sektörden jejunostomiye kontrast geçişi oldu. Fakat segment 8'den olmadı. Şimdi Kadri'ye ben o görüntüyü de gönderdim. Kadri sende var onlar. Ama tabii paylaşamayız. Paylaşabilirim eğer isterseniz. Evet. Yani burada bir anterior sektör, özellikle de segment 8 şeyinde anastomozunun ulaşamaması söz konusu. Yani acaba dedik bir balon dilatasyon yapabilir miyiz? Çok dar da olsa geçebilir miyiz ama bu da mümkün olmadı. Hastanın hiçbir laboratuvar bulgusunun olmaması ilginç. Bu da sanki tek segmentle ilişkili bir hadiseymiş gibi bana düşündürdü. Fatih Hocam, isterseniz hocalarımızın görüşünü de alalım mı? Onların görüşüne göre şekillendirelim. Olur mu? Sizi uyar mı? Tabii çok o amaçla çıkarttık zaten. Tamamdır hocam. Kaan Hocam buyurun lütfen. Evet, merhaba. Fatih, ben merak ediyorum. Yani 5 ay önce başka bir merkezde ameliyat olmuş. Muhtemelen Ankara'da biz şehir hastanesi, Hacettepe bir yerleri yapmış bir hastayı kapatırken enteresan geliyor bana. Yani hastanın memnuniyetsizliği neydi? Bir başka merkezden de 5 ay sonra başka bir yere başvurup İşte asemptomatik bir sürü laboratuvar bulgusunun normal olduğu durumda girişimsel radyolojiye başvurma aşamasına gelmeden önce hani hastanın mutsuzluğu ne? Bir, sosyal olarak hani buna yaklaşım nedir merak ediyorum. Tamam. Şöyle, hasta Ankara'da ameliyat olmamış şehir olarak. Başka bir şehirde olmuş. O da çok önemli bir şey değil zaten. Yani burada şu anda cerrah arkadaşımızın hani ismi üzerinden bir şey yapmak istemiyorum. Evet, hiç önemli değil. Yani ABC kısmı önemli değil. Yani ben kendim 5 ay sonra karşıma böyle bir hasta gelseydi benzer davranır mıydım duygusu var bende de, o yüzden konuşuyorum. Şöyle, hasta cerrahına çok kereler müracaat etmiş. Kendi ifadesi bu. Ama birkaç şeyden sonra, yani antibiyotiği değiştirelim. İfadesini söylüyorum. Ben arkadaşımızla da telefonda görüşmedim. Fakat sonra bir şekilde iletişememeye başlamış. Yani benim daha fazla yapabileceğim bir şey yok gibi ifade ettiğini söylüyor hasta. Ben bunun üzerine herhangi bir yorum yapmadım. Burada amaç hastaya yardımcı olmaktır. Çünkü sürekli 5 aydır antibiyotik tedavisi alıyoruz. Ve kesemiyor yani. Kestiği zaman CRP'si yükseliyor, beyaz küresi yükseliyor. Ateş, terleme, titremesi olan tipik bir kolenjit geçiriyor. Sürekli oral antibiyotik üzerinde duruyor. Dolayısıyla buna bir çözüm bulmak gerekir. Dolayısıyla bu anlamda da bana da ilk geldiği kişi de ben değilim. Kendi ifadesine göre 4-5 ayrı merkeze gitmiş. Dolayısıyla bir çözüm bulabilir miyiz? Acaba burada bir yani bu segment 8'deki hadiseyi de görünce çok fazla manipüle etmeden bir şey yapabilir miyiz anlamında girişimsel radyolojiyle irtibata geçtik. Tamam. Merak ettiğim şey bu, yani tıbbi hikayedeki sosyal kısımda, o yüzden başka bir şey demiyorum yani. Evet, şimdi yani bir çare arayışında bir insan sonuçta bize de geldi. Biz de geldiği 5. merkeziz. Başka arkadaşlarımız da buraya çıkarabilirdi belki. Bilemiyorum ama ben bir başka çare bulamadım. Yani ne diyeyim, antibiyotiğe devam et bir yıl boyunca mı diyeyim? Diyelim, ne diyelim? İşte burada fikir almak istiyorum açıkçası. Değerim hocam, 2 dakika araya girebilir miyim? Bu da önemli bizim açımızdan yani. Sonuçta 5 aydır başına iş gelmemiş, 1. defa sana başvuran hasta ayrı, 5 defa başka merkeze başvuran hasta ayrı yani. Hı hı. Fatih abi, göstermemi istediğiniz bir görüntü var mı bunların içerisinde? Posteriordan yapılan girişim az önceki. Evet, posteriordan jejunostomiye ulaşılabiliyor. Bu şeyde, posterior sektörden. Bir de evet, onu açarsak, bu da anterior sektördeki o segment 8 dalı. Yani buradan geçemiyor aşağıya.
Başka göstermemi istediğiniz görüntü var mı Fatih? Yani bence. Kemal Hocam buyurun lütfen. Bu hastada gerçekten kolanjit geçirdiğinden emin miyiz? Yani kolanjitin standart tanımlamalarına uymuyor. Yani bir sadece lökostoz ve CRP yüksekliği var. Karaciğer enzimleri hiç oynamıyor. Yani biz burada aslında bir segment sektörden bahsediyoruz. Yani illakin karaciğer enzimlerinin hepatosit hasarına bağlı, safra yollarının etkilenmesine bağlı AST ALT'sinin en azından oynamasını da bekleriz kolanjit geçirdiğinde. Başka bir alanda bir infeksiyon oluyor olmasın? Şöyle belki yanlış ifade etmiş olabilirim. Antibiyotiği bıraktığı dönemlerde yükselişler olmuş. Şu an karaciğer enzimlerinde yükselme oluyor. Evet evet DGT, ALP'de o dönemlerde yükselme oluyor ama hasta uzun süredir bırakmıyor zaten. Yani o sıkıntıyı ateşi vesaire yaşadığı için kendi cerrahı da antibiyotikle devam et kesme dediği için epey bir süredir yani bana geldiği dönemde hiçbir enzim yüksekliği yok. Tabii tamam eğer öyleyse bir kolanjit var ama şimdi de anlayamadığım şey drenajı olmayan bir sektörün kolanjitinin bir oral antibiyotikle düzelmesi de bana değişik geldi. Gene hala çok ikna olamadım. Peki İlgin Hocam buyurun lütfen. Böyle benden gelmiyor bu ses. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii sağ posterior seksiyon herhalde kabaca normal diye değerlendirildi diye tahmin ediyorum. Belki oraya balon yapılacaktır. Burada önemli olan nokta belli bir süre sonra bu 8. segmentteki kateter bir sorun olmaya başlayacak. Çünkü klampe de edilemeyecek. O zaman yapılabilecek şeylerden bir tanesi alkol ablasyonudur. Normalde yapılan içeriye önce kontrast madde verip kabaca bu safra yolunun hacmini ölçmek. Yani ne kadar şişirmeden alınıyor. Daha sonra onun yarısı hacminde bir saf alkol verip bir süre bekleyip literatürde protokolü var. Daha sonra aşamalı olarak bu kateter çekilebilir. Yani 8. segment safra yolu aracılığıyla ablate edilebilir. Ve hastada hani eğer buna bağlı bir kolanjiti varsa şey olur. Zaten BT'ye bakacak olursanız 5-8'in atrofiye gitmekte olduğu da belki baştan küçüktü, belki sonra gitti. Hani onu bilemiyorum. Böyle bir yol tutulabilir. Hastanın yaşam konforu geliştirilebilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim İlgin Hocam. Birol Hocam buyurun lütfen. İyi akşamlar tekrar Fatih merhaba. Fatih ben patolojisini gerçekten çok merak ediyorum. Yani böyle bir ameliyat yapılıyor ve beşli anastomoz yapılıyor. Muhtemeldir ki R1 oranı R1 pozitif diye düşündüm çünkü o kadar gittiğine göre 5 tane karşısına safra kanalı çıktığına göre o kadar gitmeye ihtiyacını hissettiğine göre kitlesi büyüktü ki o kadar gitti diye düşünüyorum. Ben öncelikle patolojisini merak ediyorum. Cerrahi sınırlarını. Ondan sonra da bence yine de ondan sonra iki sonra yorum yapayım istersen. Patoloji raporları var ellerinde abi. Orada R1 veya R2'den bahsetmiyor. Ve cerrahi sınırla ilgili bilgi yok raporda. Bir safra yolu kanseri olduğu ifade ediliyor. Lenf nodu metastazından yani olup olmadığını şu an hatırlamıyorum. Çünkü hastayı ben göreli bir 25 gün oldu ama cerrahi sınırla ilgili bir pozitif negatif diye bir şey yazmıyordu. Özel merkezde mi ameliyat olmuş? Evet. Şu aşamadan sonra herhalde mutlaka yine de 8'de takıldı değil mi? Eksternal diren 8'e girdiniz aşağıya geçmiyor. Abi taktık. Biz az önce ben İlgin abinin hani araya girmek istemedim. Kateter çekildi oradan. Biz kateteri orada bırakmadık. Yani biz sadece balon dilatasyonu yapıp bu işi yoldan çözebilir miyiz? Kateterize ettik. Aşağıya geçemediğini görünce biz çektik. Orada kateter yok şu anda. Peki herhangi bir daldan girip aşağıya geçemiyor musunuz? Yani ben bu vakada mesela bir şekilde herhangi bir daldan aşağıya geçip bir balon dilatasyonu veya değişik şeyler var. İşte stentler var, eriyebilen stentler var, RF uygulamalar var. Birini yapıp eğer dışarıda hakikaten yine orayla birleşmeyen bir kanal varsa da onu da bunu yaptıktan sonra biraz gözlerim. Eğer ateşi falan düzeliyorsa onu da şeye bırakırım. Yani kendi kendine atrofiye gitmesini bırakırım. O şekilde düşünürdüm.
Ama ben şeyi de anlayamadım. Hastanın hem ateşi var hem kemoterapi alıyor. Ya bu nasıl oluyor onu da çok anlayamadım. Ateşi olmuyor abi. Hasta antibiyotik aldığı sürece ateşi olmuyor. O da alıyor. Ya, ama antibiyotik alması oluyor. Oluyor tabii. Zaten antibiyotik baskısında kemoterapi uygulaması da hiç duymadım. Yani evet, tuhaflıklar üst üste zaten. Zaten problem orada. Yani ben katılıyorum söylediklerinize. 5 tane anastomoz var. 3 tanesinden komünikasyon sağlayabiliyoruz. Yani girişimde yaptık. Az önce burada görüntüsünü gördünüz. Kontrast maddeyi verdiğimiz zaman komünike bir jejunuma geçiş sağlıyoruz. Ama 2 tanesinden sağlanamıyor abi. O zaman eksternal drenajla bırak. Yo, çektim ben kateterini. Çektim antibiyotik. Ben de antibiyotikle devam et dedim şu an için. Sizle görüşmek buraya çıkartıncaya kadar. Şimdi buradan sonra bir kahramanlık yapabilirim ama şimdi başka bir şey aklıma gelmedi yani. Eline sağlık. Murat Hocam buyurun. Kaan abinin dediği gibi hani 5 merkez gezmiş. Herkes antibiyotikle devam et demiş. Ben de onu diyebilirim ama işte ben bir adım daha atabilir miyiz anlamında fikrinizi almak istemiştim. Murat Hocam buyurun. Hocam herhalde bu sol hepatektomi yapıldığına dair ameliyat raporu mu var? Çünkü BTD sol hepatektomi gibi gözüküyor ama hipertrofiye uğramış olabilir. Çünkü şu anki anastomozlarına göre hastaya genişletilmiş sol hepatektomi yapılmış. Yani sadece sol değil. Çünkü segmentlerine kadar anastomoz yapılmış hocam. Yani normal standart sol hepatektomide böyle bir şey. Bir de ben açıkçası sizin kolenjiyonuzda 5 ayrı anastomoz çok seçemedim. Sanki 2 tane sektöre anastomoz var gibi. Anterior ve posterior sektöre. Şöyle, girişimsel radyoloğumuzun buraya bütün videoları koyamadım. O da bana WhatsApp'tan göndermemişti tümünü. Girişimsel radyoloğumuzun ifadesi şu. İki tane segmental dal jejunuma açılıyor ve ben kontrast verdiğim zaman komünike görüyorum sistemi. İki tane duktusun. Fakat iki tanesine de ayrıca girdi. Yani ayrı ayrı 3 tane perkutan girişim yapıldı, öyle anlayalım. Diğerleri kör bitiyor yani. Hep oradan kontrastı veriyorsunuz ve jejunuma geçiş olmuyor. Ama 2 tanesinden oluyor. Bilmiyorum tam. Peki hocam siz böyle hani bu denli tıkanıklıkta bu kadar ılımlı dilatasyon, yani neredeyse yoka yakın dilatasyon, kolestaz enzimlerinde hiç yükseklik olmaması, bunları sık görür müsünüz? Yani çok. Yani hiç görmeyiz. Mutlaka az da olsa GGT'si yani bir puan da mı artar? Ya bir puan da mı artar? Bu segmentten hiç mi bir şey geçmiyor kana? Ben de anlam veremedim ama ortada da bir gerçek var. Yani hasta herhalde boşu boşuna gezmiyor yani. 39 derece ateşim oluyor diyor. Şimdi zaten şöyle söyleyeyim. Bence laboratuvarın eşlik ettiği ve hastanın genel durumunu biraz daha bozan bir durum olsa, mesela benim hastaya önerim segment 8 rezeki etmek olur. Segment 8 izole rezeksiyon yapılması. Ama hasta da genel durumu da çok kötü olmadığı için, antibiyotikle de gerçekten hemen hemen sorunsuz yaşayabildiği için daha ileri gitmek istemedim. Bence de tuhaf. Peki hocam, son görüşleri alayım. Kemal hocam, kısaca lütfen. Fatih hocam, işlem ne zaman yapıldı bu dediğiniz kolanjiyo çekilip kateter koymadan çıkma işlemi? Abi bir 20 gün falan, 20 gün civarında olmuştur. Çünkü ben vallahi 23 gün oldu. Evet. İyi o zaman, şanslı. Normalde hani bu tür kolanjitle takip edilen bir hastada kolanjiyo yapıldıktan sonra perkutan kateter koymadan çıkmak aslında ve sonrasında da gerçekten süpüratif kolanjit gelişmemesi bir şans olmuş. Hani bu hastada her şey değişik gidiyor, o da değişik gitmiş. Bu hasta sepsise girebilirdi. Orada ben İlgin Hoca'nın, eğer eminsek artık kolanjit geçirdiğini düşünüyoruz, eksternal kateter yapıp sonra da ablete etmek cerrahi de bir diğer tercih. Bu artık bir şey yapmak gerekiyor bu hastaya. Teşekkür ederim hocam. Osman hocam buyurun. Teşekkür ederim. Fatih, eline sağlık. Çok garip bir hasta hakikaten de. Benim söylediğimi Kemal Hoca söyledi kısmen. Yani ben şunu çok gözümde canlandıramadım. Şimdi segment 8 direne olmuyor. Oraya bir PTK kateteri koyuyoruz. Onu çekiyoruz. Yani ben buna cesaret edemezdim. Yani böyle bir deneyim var mı arkadaşlarımızda?
Yani çünkü oradan safra sızar, orası kolenjit olur, bir şey olur. Yani bu da bir yere oturtamıyorum. Yani bu vaka dolayısıyla sormak isterim. Bir yere safra yoluna girdik, geçiş yok. E tamam, geçmedi. O zaman kateteri çekelim. Bu yapılabilecek uygulama mıdır? Hadi hocam. Bana mı soruyorsunuz abi? Genel soruları. Fatih, sana sormuyorum. Bir daha genel olarak yani ben buna cesaret edemem. Yani safraya aşağı geçiş yok. E tamam, o zaman çekelim. Çünkü geçmişte oldu böyle aslında. Oradan safra sızmaya başladı. Kolenjit oldu. Ondan sonra intraabdominal komplikasyonlar. Bir şey sorabilir miyim? İyi bir parenkim penceresi varsa önünde 6-7 santim. Yine de safra sızar mı? Taze dokuya girip çıkıyorsun sadece. Niye safra sızsın oradan? Bununla ilgili ben... Evet hocam, buyurun. Sadece safra sızması değil de kolenjit riski açısından da ikisini birlikte değerlendiriyorum Fatih. Yani biraz korkarım, o anlamda söyledim. Evrim hocam, buyurun. Evet. Yani biz de bir safra yollarına girdikten sonra genel prensip olarak eğer geçemiyorsak oradan çıkmayız. Biraz önce bahsedilen riskler nedeniyle bir şekilde bir kateter koyup o seansta geçilememiş olabilir. Birkaç gün geçtikten sonra tekrarlayan seanslarda geçmeye çalışabiliriz. Bu hastanın tabii bekleyen süreçte sıkıntı olabileceği için şimdi geçemiyorsak katetere mahkum etmeyelim hastayı diye böyle bir yaklaşımda bulunulmuş ve şanslıymışız ki pek bir problem olmamış. Evet, sızma gerçekten olabilir. Bir de bazen özel durumlarda, bir de bu hastanın şimdi jejunum gastrojinostomi, safra yollarına giden jejunal limf yeteri kadar endoskopik bir girişime uygunsa böyle geçemediğimiz durumlarda da biz bazen bu eğer endoskopik yaklaşımla da birbirimize yaklaşabiliyorsak mıknatıslarla o geçişi sağlamaya çalışıyoruz. Ama bu hasta gerçekten zorlayıcı bir hasta bu haliyle. Neyse ki bir problem olmamış. İnşallah süreçte böyle problemsiz gider. Ama biz de prensip olarak girip çıkma işlemini yapmıyoruz. Biraz önce bahsedilen riskler nedeniyle. İro hocam, son sözü size vereyim. Buyurun. Ya bence sızmamasının sebebi karaciğer yapışmıştır cerrahi geçirdiği için karına. O yüzden abdomenine sızmamıştır ama o kateter çekince biraz dışarıya sızmış ve ondan sonra da kapanmıştır diye düşündüm. Bence Devrim Hocam, bu hastaya mıknatıs uygulanamaz. Yukarıdan itersiniz ama aşağıdan itemezsiniz. İşte bilmiyorum ne düşünürsünüz. Aşağıdan... Çünkü EJL olduğu için. Evet, işte o ulaşma imkanı olursa diye, teknik olarak oraya ulaşılabilirse diye onu bahsettim zaten. Evet. Normal anatomi yok ama bazen ona müsaade ediyor anatomi. Endoskopi yapan kişinin de deneyimiyle yaptığımız hastalar oldu ama bu hastalar mümkün olur mu bilemem tabii. Fatih Hocam, öneriler bu yönde. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocalarım, hatırlatayım, saat 10'a geliyor. 10'a yaklaştı. Tam Ramazan'dayız ama sahura kadar duramayız herhalde. Son vakayı açacağım. Gene Fatih Hocam'ın. Buyurun Fatih Hocam. Hastamız 41 yaşında erkek. 20 yıl kadar çok aktif alkol içicisi. Daha sonra bırakmış. Birkaç senedir. Aynı zamanda benim klinik hemşiremin, Gülhane'deki hemşiremin kardeşi. Bizim çocuklar ameliyata almışlar. Akut taşlı kolesistit ön tanısıyla. Ameliyat sırasında bir acil tomografi vesaire çekilmeden ameliyata almışlar. Ultrasonografi de sadece. İfade öyleydi. Bundan 5 yıl kadar önce. Beni çağırmışlardı. Laparoskopik kolestektomi yapmışlar ama orada böyle bir sert şişlik görmüşler. Ne olduğu belli olmayan bir şey. Hastanın o zaman ateşi, karın ağrısı o şekilde acil olarak gelmiş oldukları bir vakaydı. Ve ben onun ne olduğunu anlamaya çalışmıştım. İntraoperatif ultrasonografimiz vardı. Ultrasonografiyle baktığımızda içinin sıvı dolu bir yapı olduğunu gördük.
bir veres iğnesiyle girmiştik o zaman ve böyle pü geldi oradan. Ya yani kirli sıvı geldi daha doğrusu. Pü, böyle karışık bir şeyler gelmişti. Böyle ben pankreatit geçirdiğini, bir şekilde bir sebeple pankreatit geçirdiğini düşünmüştüm. Sonra biz onu olabileceğini düşünmüştüm. Sonra biraz üzerini açtık. Böyle kapsül gibi bir yapıydı o. O dokudan da böyle biraz parça aldık. Hani sanki kistatik gibi. Falan işte ameliyat sırasında diren koyduk. Çıktık. Böyle bir çocuk. Şimdi burada kan değerlerini de görüyoruz. Aslında hiçbir problemi yok. Bunun da laboratuvar olarak iyi görünüyor. Bir tek şeker hastası. Devam edelim. Fakat bu hastaya bundan bir buçuk iki yıl kadar önce ben ayrılmıştım. Kronik pankreatit teşhisi konmuş ve o şekilde de takipte olan bir hasta. Alkole bağlı, alkolik pankreatit. Bu en son takibinde ünsinat proses düzeyinde bir MES lezyon soru işareti PET CT korelasyonu önerilir demişler. PET çektirmiş hasta. PET'te de pankreas başına uyan alanda bir artmış FDG tutulumu. Tümör, pankreatit soru işareti. Böyle tetkiklerle hemşire hanım tekrar bir kırpımızı çaldı. Ben de sizinle bir paylaşmak istedim. Ne yapabiliriz? Kronik pankreatitti ve bir şehirde, bir başka yani Ankara dışında bir şehirde de tümör soru işareti tanısıyla bir bazı işlemler uygulanmış, görüntüleme yapılmış bir hastada. Daha nasıl devam etmeliyiz? Teşekkür ederiz Fatih Hocam. Devrim Hocam, hastanın görüntüleri için buyurun. BT ile başlayacak olursak kronik pankreatitle uyumlu görüntüsü var. Şöyle pankreası atrofik bir şekilde izliyoruz ve pankreasta yaygın parenkimal kalsifikasyonlar var. Kuyrukta tüm pankreas boyunca ve özellikle baş kesiminde daha yoğun pankreatik kanal şöyle gösterecek olursam bir yaklaşık 6-7 milimetreye varan bir kalınlığa ulaşmış. Ve bu pankreatik kanal pankreas başı düzeyinde bir kesintiye uğruyor. Bu kesintiye uğramasının sebebinin ne olduğunu buradan kestirmemiz mümkün değil. Bu yeni gelişmiş bir bulgu mu? Bu önemli olabilir. Eski takip görüntüleme BT'lerinde yok. BT'lerde yoksa bu yeni geliştiyse bu gerçekten dikkat çekici olabilir. Onun haricinde ekstra bu kalsifikasyonlar içinde BT'de bir kitleyi düşündürecek bir bulgudan bahsetmemiz zor. Şimdi de MR'ını gösterecek olursam burada o bahsettiğim pankreatik kanal dilatasyonunu daha net görüyoruz. Bu pankreatik kanaldaki dilatasyon bir bu pankreatik kanaldaki taşa mı bağlı yoksa gerçekten bir MES gelişiyor ona mı bağlı? Yine burada gerçekten en azından ben söyleyemem. Bu kontrastlı görüntülerde bu hipointens alanlar bu klasifikasyonlara ait görüntü. Yine herhangi bir çevrede farklı bir kontrast tutulumu ben seçemiyorum. Bir de PET-PET'yi göstereyim. Burada da füzyon görüntüleri yok. O yüzden burada da o
şu PET çeken pankreas baş kesimine gelecek olursak görüntü böyle. Yine burada o PET PT'de yaklaşık Surmax'ı 4 tutan şüpheli alanı ben seçemiyorum açıkçası. Yani benim aklıma gelen yine bu klasifikasyon arasında ayırt edilebilir mi bilmiyorum ama elimizi güçlendirmek adına bir EOS'la o pankreatik kanalın kesintiye uğradığı noktada veya pankreasın başının herhangi bir bölgesinde şüphe çekici bir kitle açısından bir görüntü, hipoekoik bir alan varsa oradan belki biyopsi denenebilir. Takipten bir adım öteye gidecek olursak cerrahiden önce. Onun haricinde ek söyleyeceğim bir şey yok şu aşamada. Teşekkür ederim Devrim Hocam. Güral Hocam buyurun lütfen. Hocam mikrofon. Pardon. Aynı hata her zaman. İyi akşamlar Fatih. İyi akşamlar. Uzun zamandan görüşmedik. Şimdi senin sunduğun hasta bence çok güzel bir hasta. Bir klasik alkolik kronik pankreatit hastası. Çeşitli kronik pankreatit bulguları var. Pankreas kanalında irregülasyonlar veya aynı zamandaki o taş nedeniyle olmuş olan dilatasyon. Devrim hocamıza söyledik ve bunları tabii ki o inflammatory mass'ten ve gerçek bir tümörden ayırt etmek bazen kolay olmuyor. Ama ben açıkçası herhangi bir böyle şüpheli bir tümör mass görmedim. Tabii ki Devrim siz, hocam siz daha iyi görebilirsiniz ekrandan. Bu ekrandan gördüğümüze kadar klasik o kalsifikasyonlara dayanıklı bir problem orada oluştuğunu görüyoruz. Çünkü ana problem pankreas kanalda çünkü gövde ve kuyrukta orada da açık küçük tefek kalsifikasyonlar var ama onlar herhangi bir şekilde bir pankreas kanalında virüsümde bir stop göstermiyor. Bu yüzden aslında ben bu hastada evet EOS yapılabilir. Orada herhangi bir kitlesel bir şey daha iyi görmek için de ama o da bazen bu kronik pankreatitte bizi şaşırtabilir ya da daha da çok fazla pek yardımcı olmaz çünkü burada gerçekten inflammatory mass ve tümörden ayırt etmek o kadar her zaman kolay değil. Ama buradaki bulgular o kadar bana sorarsanız net. Çünkü orada direkt o en büyük kalsifikasyon önünde double duct sign var. Bir şekilde daha safra yolları intrahepatik genişlemiş ama birazcık orada da bir kalınlaşma görüyoruz. Ya yani ben böyle bir aşamada bu hastada aslında direkt ameliyatı önerirdim. Ve burada duodenum preserving pancreatic head resection yani duodenum koruyucu pankreas baş resection'u bu hastada Bern modifikasyonu önerirdim. Ve ameliyat esnasındaki çıkarttığımızda zaten o taşları çıkarttıktan sonra zaten oradaki dokuyu çıkartmamız gerektiği için orada herhangi bir şey, bir şüpheli bir olan görseydik onu frozen'a tabii ki gönderip ve diyelim ki kanser çıktı. O zaman şu an zaten herhangi bir şey tutulumu görmediğimiz için, damar tutulumu görmediğimiz için Whipple'a geçilebilir ama bence bu hastada bu gerekmeyecek. Bu duodenum koruyucu pankreas baş rezeksiyonundan sanırım hastamıza rahatlıkla bir şekilde yardımcı olacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir olacağım öyle lütfen. Fatih'cim bu hastayı biz de gördük geçen hafta. Bu hastayı biz de değerlendirdik. Ben biliyorum bizim hastaları bazen sen değerlendiriyorsun, bazen de senin gördüklerini biz değerlendiriyoruz. Bizim görüşümüz şu şekildeydi. Hasta aslında bir şikayeti yok. Müpem şikayeti var. Radyolojik bulgu şikayeti. Yani bu kitle emsi izlenimi veren bulguydu şikayeti. Biz incelediğimizde PET MR'da zaten pankreas parenkimi diye hiçbir şey göremedik. Parenkim yok. Tamamen kanaldan oluşmuş. Kanalın içindekilerin hepsini de taş olarak yorumladık. Malignansi düşünmedik. Hastanın yanlış hatırlamıyorsam fekal elastası da pozitifti. Bu nedenle biz hastaya cerrahi düşünmedik. Teşekkür ederim hocam. Nur hocam. Buyurun hocam. Hocam hoparlör lütfen. Bu hastada benim de bir malignite olma ihtimali bence yok. Düşük daha doğrusu. Tıpta yok demek doğru değil. Düşük ihtimali düşük. Neden düşük diyelim? Çünkü Sumax değeri çok düşük. 4 civarında çıkmıştı değil mi hocam? Anladığım evet, yerde. Evet. Evet, bu bir malignitiler için çok da karakterik değil.
hasta kronik pankreatit açısından yaklaşımı söz konusu olabilir. Şikayetleri varsa ben de bu hastaya ilk nöbede Beger-Frey-Pestov ameliyatı, yani pankreas başının rezeksiyonu ve drenaj ameliyatını tavsiye ederim. Şikayeti yoksa alkolünü kessin, hayatını devam etsin. Teşekkür ederim hocam. Kemal hocam? Gerçekten alkole bağlı kronik bir pankreatit, pankreas başında da oldukça yoğun kalsifikasyonlar, distal dedilatasyon. Hastanın bundan sonraki devamı pankreatitini durdurmak bizim mümkün değil. Fakat pankreas dokusu da azalmış. Alkolü kesmekle kronik pankreatit durdurulamıyor ama zaten tedavisi bu hastanın semptomatik. Semptomu yoksa bu hastaya bir tedaviye gerek yok. Eğer kilo kaybetmiyorsa, beslenebiliyorsa, hafif semptomlar varsa karar vermek lazım. Hasta bir tedavi istiyorsa, geçmiş yıllarda tabii burada endoskopik stentleme önerirdim. Ama günümüzde gerçekten semptomatikse burada da Güralp Bey'e katılıyorum. Bir diyodonum koruyucu pankreas baş rezeksiyonu bu hastaya planlanabilir. Murat Hocam siz ne dersiniz? Şimdi hasta semptomatik değil. Yani hastanın hiçbir şikayeti yok. Onun için ben niçin cerrahi düşündüğümüzü çok anlamlandıramadım. İkincisi de hiçbir kılavuzda cerrahi ilk seçenek tedavi değil. Yani niçin biz yani semptomatik olduğunda da ilk hat olarak cerrahi düşünüyoruz? Şu an zaten bence cerrahi indikasyonu yok. Çünkü şikayeti yok hastanın. Olsa da niçin ilk hat olarak cerrahi düşünüyoruz? Ne önerirsiniz hocam şikayet olduğunda? Ya malignite şüphesiyle bunu öneriyorsak zaten yapacağımız ameliyat belli. Yani pankreas başı, duodenumu koruyucu falan değil. Girip people yapmamız lazım hastaya. Ha malignite şüphesi yok. Semptomatikse de niçin ilk hat olarak cerrahiyi seçiyoruz? Güralp hocam tekrar söz ister misiniz? Evet. Sevgili Murat, biz Otürk Hepatobiliyer Derneği'ndeki yeni çıkan kitabı, kitaptaki kronik pankreatit chapter'ını beraber yazmıştık. O yüzden ben onu başka bir insanla mı yazdım, sen mi yazdın şu an hatırlamıyorum. Ama sanırım senden yazdı diye hatırlıyorum. Şimdi bu hastanın bir endikasyonu var. Tabii ki ana endikasyon bir şekilde hastanın semptomatik olması. Ama bir şeyle lütfen gerçekten unutmayalım. Şu hasta 79 doğumlu, yani bir şekilde genç hasta ve bu hastanın anladığım kadarıyla daha diyabetik bir durumu yok. Doğru mu? Yanlış mı hatırlıyorum? Ve öyle bir şey yok ise bu hasta gittikçe başka bir semptom olacak ve biz böyle durumlarda genellikle bunu da öneriyoruz ki çünkü bu hastalar bir şekilde keşke o alkolü bırakıp da buna her şey düzelse iyi olurdu ama Kemal Hoca da bu konuda hak veriyorum. Yani öyle bir şey maalesef görmüyoruz. Bir de alkolü bırakmak o kadar çok kolay değil maalesef bu hastalar için. Ona da pek fazla etkisi yok. İleriye dönük yatırım için bu ameliyatları yaparsak hastaları da uzun vadeli diyabetikten koruruz. Büyük bir ihtimalle bunların hasta da iyi bir zaman diyabetik olacaklar. Ama bu bir genç bir hastada safe bir procedure'dır. Çünkü sonuçta bu kronik pankreatit hastadaki pankreas dokusu sert bir doku olduğu için ciddi bir komplikasyonlar biz bu hastalarda genelde görmüyoruz. Çünkü oradaki pankreatik cirozlaşma dediğimiz, düşündüğümüz kaçak oranları ciddi küçük. O yüzden ben aslında bu şekilde bu genç bir hastada gerçekten bunu önerirdim. Teşekkür ederim. Kemal Hocam size söz vereceğim ama Murat Hoca'ya söz hakkı doğdu. Önce onu... Yok, ben çok kısa söyleyeceğim. Sadece Güralp Hoca'dan yazdığımız kitap bölümünü bir daha okumasını rica edeceğim. Teşekkür ederim hocam. Kemal Hocam buyurun. Tamam. Teşekkürler. Murat'cığım şimdi şunu söyledim. Bu hasta semptomatik değilse bir şey yapmaya gerek yok. Yani orada Birol Hoca'yla hemfikirim. Ancak semptom varsa pankreatitini önlemeye yönelik değil. Öyle bir şey yok. Pankreas başına bakarsak kronik pankreatitte uzun segment bir darlık var. Yani hasta genç,
uzun vadeli bir sonuç istiyorsak, bölüm yazdıysan biliyorsundur yeni şeyleri. Cerrahinin uzun sonuçları endoskopik tedaviden daha iyi. Eğer kısa segment bir darlık olsaydı dilatasyon için endoskopik drenaj uygulayabilirdik. Ama genç hasta, uzun ömür bekliyoruz. Doğrudan cerrahi planlanabilir. Endikas şey varsa, semptomatikse. Murat Hocam, eğer bir tartışma oluşmayacaksa söz vereyim. Yok yok. Kemal abi, aksine ben de dikkat ettiyseniz görüntülere, Virsung'da uniform bir genişleme var. Yani aslında tesbih taneleri gibi değil, yani ara darlık alanları olan değil, boylu boyunca dilate bir Virsung var. Yani bu şunu gösteriyor ki aslında tıkanıklık baş düzeyinde. Yani gövdedeki tıkanıklıklar, tıkanıklık yok gövdede. Dolayısıyla endoskopik tedaviden de bu hasta çok iyi fayda görebilir. Yani bu bir seçenek diyorum. Yani hastaya bu seçeneği de sunmak lazım. Ben cerrahi yapılmasın şeklinde bir tutum içinde değil. Teşekkür ederim. Sevgili Murat, biz bunu hepsini biliyoruz. Allah'tan burada HPP kurumunda oturan bir sürü burada yani iyi, becerikli ve tecrübeli insanlar var burada. Bu yoğun çapında gördüğümüz taşlar genellikle endoskopiyle belki bir sefer bunu geçebilirsin. Onları sıra tekrar tekrar geçmek bu hastalarda ciddi zordur. İkincisi bir şekilde bu kadar büyük taşları da endoskopik olarak çıkartmak söz konusu değil. Bunları da hepsini sanırım biliyorsun. O yüzden yani hasta bazında konuşmamız lazım. Genel olarak da ben de step up approach, Mark Besseling'in güzel stadyede gösterdiği gibi bir şekilde yaklaşması tabii ki ilk seçenek. Ama biz bu hastadan konuşuyoruz. Ben genel kronik pankreatite böyle yapılacak diye bir herhangi bir iddiam yok. Bu hastada bir şekilde endoskopik olarak bu taşlarla uzun vadeli başarılı bir şekilde mücadele etmek imkansız. Teşekkür ederim hocam. Mustafa hocam, buyurun. Pankreas başındaki taşlar çok kalsifik oturmuş. ERCP'nin ve endoskopik yöntemlerin bu hastada başarılı olacağını düşünmüyorum. Ben de Gürak gibi düşünüyorum bu hasta için. Cerrahi Bern prosedürü, parsiyel pankreas baş rezeksiyonu veya duodenum koruyucu pankreas baş rezeksiyonu çok faydalı olacağını ve endokrin fonksiyonlarını koruyacağını düşünüyorum. Semptom olmasa dahi genç hasta, bu hastalarda mutlaka endokrin fonksiyonlarını korumak için böyle bir drenaj yapılması uygun. Ve taşların ERCP ile SV ile düşürüleceğini düşünmüyorum. Yani çok endoskopik tedaviye çok uygun bir hasta değil. Teşekkür ederim hocam. Kemal hocam söz vereceğim ama şu noktada bir ilan, hatırlatma yapayım. 29 Mayıs'ta biliyorsunuz Gastroenteroloji Cerrahi Derneği olarak monotematik toplantılar düzenliyoruz. 29 Mayıs'taki konumuz pankreatitler ve şu anki tartışma olan bütün konular chapter olarak, yani tartışma bölümleri olarak oraya konuldu. Sizi oraya davet ediyorum. Orada da bu konuları tekrar tartışsak çok hoşumuza gider. 29 Mayıs, tekrar hatırlatayım. Kemal hocam buyurun. Şimdi ben ikisini de yapan bir cerrahım. Hem endoskopik tedaviyi hem de cerrahi tedavisini. İzzet abi aklıma geldi. Derdi Kemal, endoskopik olarak bir delik varsa sen oradan geçersin. Ben bunun ERCP'sini yapan cerrah olarak ERCP'nin bu hastada oldukça zor olacağını, proksimale geçişin zorluklar arz edeceğini, çünkü dense, yaygın, pankreas başını tutan kalsinozları var. Endikasyon varsa, ki semptomatik değilse var demiyorum, tercihin cerrahiden yana kullanırdım. Teşekkür ederim hocam. Fatih hocam, öneriler bu yönde, sizin ek katkınız olur mu hastayla ilgili? Ben ne yapacağınızı merak ettim şu an. Kadir abi, önerdireceğim tekrar. Böyle, evet, yani hemen hemen asemptomatik. Zaman zaman pek ağrıları oluyor ama nasıl bazı morfin, narkotik bağımlısı kronik pankreatitler var. Şimdi bu öyle bir hasta değil. Yani bu hasta takipte olan bir hasta, cerrahta da takipte olan bir hasta. Sadece malignite soru işareti diye bir şey ortaya çıkınca bir anda bir panik havasıyla acaba ne oluyor diye bana ona giden bir hasta.
Dolayısıyla hani ben de açıkçası diğer semptomatik belirgin, semptomatik ve analjezik, sürekli analjezik kullanan hastalar gibi düşünmemiştim. Sadece Ramazan münasebetiyle biraz daha böyle yumuşak vakalar çıkartmak istedim. Yoksa daha ağır vakada çıkartabilirdim. Bir sonraki toplantı. Bir sonraki hemşiremizin de kardeşi olduğu için teşekkür ederim görüşler için. Ben açıkçası şu anda hastanın yani malignite kanser şüphesinin yüksek olması durumu dışında bir cerrahiyle çok kabul edeceğini zannetmiyorum. Yani çok keyifsiz bir dönem geçirmiyor. Sadece bir endişesi var. Hayır, kanser tümörü yok. Merak etme, takiplerine devam edebilirsin denirse. Ama yine de işte endokrin fonksiyonlarını korumak için ameliyat etmeliyiz desek pek yanaşacağını zannetmiyorum. O yönüyle konuşmadım. Ayrı bir konu. Görüşler için teşekkür ederim. Kadri, böyle bir toplantımızda bir karaciğer metastazı olan hastamız vardı. Müsaade edersen onu hatırlayayım. Estağfurullah. Hocalarım biliyorsunuz önceki vakaları tartışıyoruz ama geri bildirim hiç almamıştık. Fatih Hoca'nın bir geri bildirim vermek istiyor. Buyurun hocam. Bir ay önceki toplantıda zannediyorum bir ay veya iki ay önceki toplantıydı. Tam hatırlamıyorum. Yaygın karaciğer metastazları olan splenik flexura tümörü olan neoadjuvant kemoterapi görmüş genç erkek hastamız vardı. Hatırlarsınız görüntülerini. MR görüntüde kocaman kitleleri olup bir miktar küçülmüş. Devrim Hocam da belki hatırlayacaktır. Burada bilmiyorum şu an gösterme imkanımız var mı? Sizin elinizde onlar oluyor mu? Şu an yok hocam. Hani hatta hocalarımız ne yapmak lazım konusunda da böyle fikir birliği oluşamamıştı. Biraz da sıkıntılı bir vaka olarak ifade edilmişti hatta. hatırlarsanız ben orada acaba segment 4 rezeksiyonu yaparak bir böyle parsiyel bir ALPS prosedürü gibi bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyorum diye ifade etmiştim. Çünkü hasta kiloluydu, 104 kiloydu ve doğrudan bir genişletilmiş sağ hepatektomi segment 2 ve 3'ü temiz hastanın. Bir de segment 8'i temizdi. Segment 2, 3'ü bırakacak bir ameliyatı kesinlikle ben olduğunu düşünmüştüm. Embolizasyon için çok zamanımız yoktu çünkü kemoterapiye bağlayan etkiler ortaya çıkmıştı. İlk dönemde biz hastaya ALPS prosedürü uyguladık. Farklı bir ALPS. Görüntüleri gösterebilir misin Kadri? Bir tümör olan şeyi öncelikle göster istersen. Evet. Bu böyle şey mi duruyor? Evet. Burası gördüğümüz gibi segment 4A, 4B ve 5 yerleşmiş tümörleri var. Aynı zamanda segment 6 ve 7'de de böyle büyük tümörleri vardı. Belki hatırlamayabilir hocalarımız. Bu ameliyat sırasında şeyimiz. Bir önceki şeye geçersek. Evet. Biz segment 4A, 4B ve 5 rezeksiyonu yaptık ilk etapta. Segment 2, 3'ü koruyarak ve burada gördüğümüz baklava dilimi şeklinde görünen yer segment 8. Avucumun içindeki de 6-7. Orada da bir ALPS gibi biraz parenkimi yarıya kadar, yarı kalınlığına kadar bölecek şekilde bir şey uyguladık. Ve sağ posterior sektör 6-7'nin portal dalını bağladık. Ve 11 gün bu şekilde bekledik. Şeyi de gösterebilirsin. Şimdi o pamuklara sarılmış. Evet. Bu ilk ameliyatın tamamlanmış olduğu şekli. 4A, 4B, 5 yok. 8 var. 6-7 de bölünmüş şekilde duruyor. Teypler, o teypleri içeride bıraktık. O gördüğümüz lastik teypleri. 11 gün sonra tomografi çektik. Segment 8'de 2-3'te büyüme olduğunu gördük ve prosedürü tamamlayıcı şekilde ya bu büyümüş olan segment 8. Başka ne görüntü var? Bu kadar var. Bir de şu var. Onu da gösterirsen. Hangisi? Üstteki. Şu. Evet. Burada da 2, 3 ve 8 kalmış şekilde. Kocaman bir 8'e dönüşmüş. 6 ve 7 çıkarılmış halini görüyoruz. Bu hastamızı bu şekilde taburcu ettik. Eyvallah, sağlık. Evet, İrol Hocam, bizim de bir hastamız vardı. Onun geri bildirimini yapmak ister misiniz? Ben bahsedeyim mi?
Kadir sen yapabilirsin. Onu yalnız hatırlatman lazım o vakayı. Evet hocam. İlk toplantıdan bir vakamızı müsaade isteyeceğim bir dakika. Şu an ekran paylaşımım var mı? Yok. Şu an var sanırım. İlk toplantıdan bir hastamızdı. Belki hatırlamayabilirsiniz ama safra yollarında, intrapatik safra yollarında sağ ve sol lobda hafif dilate ve hilüs düzeyinde aynı sonlanmaktaydı. Bu hastayı tip 3 A Klatskin soru işareti ya da otoimmün kolanjiyopatiler yönünden değerlendirmiştik ve hatırlarsanız immünoglobulin G4 ilişkili kolanjiyopatiler olabilir mi diye de tartışılmıştı. O zaman kalınan patolojiler benim gelmişti. IgG4 yönünden ise 1/2 hücrede boyanma izlenmişti. IgG4 alt gruplarının sonuçları bu şekildeydi. Acaba bir patoloji sonucumuz da vardı ama patologlarımız yarıya bölünmüştü. Kimi adenokarsinom demişti, kimi de işte IgG4 ilişkili kolanjiyopatiler olabilir mi diye yönlendirmişti. Biz bu hastayı aslında ilk aşamada bir steroid tedavisi almıştı ama takibinde cerrahi kararı verdik. Cerrahi de dün yapıldı. Ve malin geldi. Bu hastaya sağ hipotektomi yapıldı. Frozen sonucumuz malin geldi. Onu geri bildirim olarak yapmak istedik. Bir de kaudatı total çıkardık Kadir. Kaudatı da total çıkarttık. Evet. Böyle vakalarımız olduğu sürece geri bildirim yapmaya devam edeceğiz. Hocalarım, çok geç oldu. Saat 8'de de başladık. Saat 10 oldu. Ama bu Ankara'da düzenlediğimiz 4. toplantı, 19. totalde Ankara'da düzenlediğimiz benim en keyif aldığım toplantı oldu. Öyle söyleyeyim. Çünkü katılım çok fazlaydı. Tartışma demeyeyim. Geri bildirim çok fazlaydı. Katkılar çok fazlaydı. O yüzden benim en çok zevk aldığım toplantı oldu. Eminim siz de öyle hissetmişsinizdir. Tekrar Devrim Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin radyocu katkıları nedeniyle. Eğer müsaade ederseniz toplantıyı burada sonlandırmak istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi gün hocam, buyurun lütfen, söz aldınız. Nuri Hoca ve ekibine de tekrar aramızda gördüğümüzden çok mutlu olduğumuzu ifade edeyim. İnşallah bundan sonraki toplantılarda daha da geniş bir katılımla her zaman bekliyoruz Sayın Hoca. Çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Ben de sizlere teşekkür ederim ki bizi bu sıralarınıza davet ettiniz, bizi de kabul ettiniz. Çok sağ olun. Düşünürüm ki biz de bundan sonra katılacağız hem vakayla hem de eğitim amacıyla. Dedim sondu, herkes yorulup. Bana müsaade ederseniz de bu kronik pankreatitten bir taşlar var. Onun videosu var. Birkaç saniyeli onu gösterin, bundan da bitsin. Olursa, bunu olursa. Buyurun hocam. Tamam. Bunu birkaç bir sene falan olar olmaz diye biz yaptığımız bir hasta. Tamam. Görebilir misiniz beni? Evet hocam. Ekranı. Tamam. Respiratörü kim şey diyecek tabii. Şu an videoyu ben göremiyorum ama hocam. Video görünür mü? Video gözükmüyor. Video gözükmüyor. Evet. Tamam. Onda video olsun, gelen sefer gösterir, yormayayım sizi. Hocam videoyu açıp onu paylaşın lütfen. Bu ekranı değil de videoyu açıp onu paylaşın. Tekrar paylaşımı kapatın. Tamam. Stop share, tamam. Tekrar share deyip videoyu paylaşın. Tamam. Evet. Şimdi görünür mü? Evet hocam. Buyurun. Respiratörü kim şey diyecek tabii. Bu yaklaşık büyük bir ceviz boyda bir taş. Bu RCP ile çıkar mı? Teşekkür ederim. İyi akşamlar, görüşürüz. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocalarım
Herkes için de uygunsa toplantıyı sonlandırıyorum. Katkılarınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki toplantıda tekrar hepinizi bekliyorum. Vaka olarak da bekliyorum. Azerbaycan'a da telefonum sizde var, Erbil'de var. 7/24 her zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.